dakikalık konuşmalar beklediğimizi söylemiştim. Hemen konuşma sonrası bir soru cevap yapalım isterseniz. Dinamik olur. Çünkü katılımcı sayımız 5, konuşmacı sayımız en azından sorular unutulmaz. Sonunda da vakit kalırsa yine soru alırız. Ben arada küçük sarı kartlar, kırmızı kartlar kaldıracağım size. Süre biraz sarkarsa. şimdi akademik insanlar olarak bizler aşinayız biraz. Bir zaman yönetimi yapmak gerekiyor. Yoksa oturumlar bitmiyor. Yediz Hoca gülüyor orada. O yüzden de biraz bu konuda şey yapacağım. Eşlik edeceğim size. Hocam bence uyarım. Biz akademisyenle konuşmayı seviyoruz. Biliyorum. Ben de konuşmayı seviyorum zaten. O yüzden hep kendimi hem de sizleri arada uyaracağım. Siz de beni uyarın. Peki. O zaman başlayalım. Kayıt da alınıyor. Saatimiz de tam buçuk. Herkese hoş geldin demek istiyorum. Öncelikle Engelsiz Bilişim Kongresi'nin bu yılki etkinliklerinden bir tanesi de bizim oturumumuz olacak. Uzun yıllardır Engelsiz Bilişim Kongresi'nin bir parçası olmaktan büyük keyif alıyorum ben. Sınırlı sayıda insan büyük bir özveriyle çok değerli bir iş yapıyor burada. Onlara destek vermek elimizden geldiğince bizim için büyük bir keyif ayrıcalık. Zaten bu katılımcıların hepsinin bu duyguyla da burada olduğunu da biliyorum ben. Teklif ettiğim an hiç ikiletmeden, kırmadan hepsi kabul ettiler. Gönül isterdi ki tabii Manisa'da orada hep beraber olmak. Cansu sanırım orada. Evet, Cansu, ben buradayım hocam. Orada bir otel odasında köşeden misin? Evet. Yoksa bir salonda mı bağlanıyorsun? Otel odasında. En azından aramızda bu ayrıcalığı yaşayabilen kişilerden biri sensin. Ben gittim geldim çünkü bence kongrede. Çok keyifli oluyor orada hep beraber buluşmak. Hem yeni insanları tanımak, fikir alışverişte bulunmak için müthiş bir fırsat sağlıyor. Bu sefer öyle olmadı. Biraz pandemi koşullarının getirdiği kısıtlar var ama umarım bir dahaki yıl orada da buluşuruz. Bu yıl bir de geçtiğimiz yıllardan farklı bir şey yapalım dedik. Akademik dünyada aslında bu alana üzerine kafa yoran, emek koyan, çalışan insan sayısı çok da fazla değil. Yani işte iki elin parmaklarının sayısını çok da geçmiyor. Artmasını da istiyoruz. Yeliz Hoca gibi tabii çok değerli isimler var burada. Yurt dışında da uluslararası bu ekosistemde de faaliyet sürdüren. Hep kendi aramızda da konuşuyoruz. Yeni araştırmacılara ihtiyaç var diye. Fakat tabii fragmente biraz parça parça çalışmalar daha atomize gerçekleşiyor. Herkes kendi köşesinde çalışıyor. Bizlerin üzerinden ben her yeni ortamda birisiyle tanışıyorum. İşte yeni çalışmalar duyuyorum. Cansu'yu öyle tanıdım. Engelli araştırmaları uygulama merkezinin seminerine davet edildiğimde izleyicilerden biriydi. Ve onu da buraya davet ettim. Beraber yürütülen bu çalışmaları konuşalım istiyorum ben. Eminim topluluğun da bu ekosistemin de bunları duyması gerek. İyi gelecek onlara da. Bizlerin de biraz birbirinden haberdar olmak için bir fırsat sağlayacağını düşünüyorum. Bu arada Ersin burada mı diye bakıyorum ama Ersin ne burada, tamam Ersin. Hocam buyurun. Buradayım, merhabalar. Sesi çıkmadı dedi, geldin mi? Peki sen de hoş geldin aramıza. Hoş bulduk hocam. O zaman ekibimiz tamam bizim. Başlayabiliriz. Ben sözü çok uzatmayacağım. Heyecanlı çalışmalar dinleyeceğiz. Bakalım ne oluyor gerçekten akademik dünyada. Bu sınırlı bir seçki. İnşallah bundan sonra paralel oturumlarla anlatırız. Türkiye'de akademide neler yapılan, neler yapılıyor. Birden çok oturumda paylaşmak mümkün olur. Bunu bir başlangıç olarak değerlendirelim. İlk konuğumuz doçent doktor Yeliz Yeşilada. ODTÜ Kuzey Kıbrıs kampüsünden geliyor. Kendisi bizim bu web accessibility, web erişilebilirliği alanında çalışan, bu daha merkezi de, çalışmaların merkezi de bu başlık olan çok değerli bir hocamız. Kendisi zaten işte web erişilebilirlik inisiyatifi, W3C altında çalışmalar yürütüyor, standartların geliştirilmesine katkı sağlayan bir isim. Burada da Türkiye'de de ulusal bağlamda çalışmalara destek veriyor. Üniversitede de kendi öğrencileriyle, diğer hocalarla çok paralel değerli çalışma yürüttüğünü biliyorum. Açılışı da onunla yapmak bizim için çok keyifli olacak. Kendisi erişilebilirlik için yapay zeka uygulamalarını anlatacak. Bu bağlamda yaptığı çalışmaları sunacak. Hocam sözü size veriyorum. Buyurunuz. Çok teşekkürler Kerem Hocam. Ben de öncelikle kongre organizatörlerine teşekkür ediyorum. Bence her yıl yapılabilmesi gerçekten çok hoş. Ben de gönül isterdi ki yüz yüze katılabilelim. Daha önce Manisa'da katıldım. Ben de çok keyif almıştım. İnşallah önümüzdeki yıl yüz yüze görüşürüz. Size de teşekkür ederim Kerem Hocam. Bu
oturumu organize ettiğiniz için. Ben sunumumu paylaşmak istiyorum öncelikle. Sunumumu görüyor musunuz? Geldi hocam. Tamam, çok teşekkürler. Kerem Hocam, süreyi yine siz hatırlatırsınız. 15 dakikamı dikkatli kullanmaya çalışacağım. Bugün sizlere yaptığım, aslında yani ben ve işte grup arkadaşlarımın birlikte yaptığımız çalışmalardan bahsetmek istiyorum. Akademik çalışmalardan. Biz etkileşim, analizi ve modellemesi laboratuvarı olarak ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu çalışmalar aslında Manchester Üniversitesi ile orada da aynı şekilde etkileşim analizi ve modellemesi laboratuvarı var. Onlarla birlikte çoğu çalışmalarımızı ortak götürüyoruz. Genel olarak çalışmalarımız insan bilgisayar etkileşimi, Kerem Hocam da bahsetti, web erişilebilirliği ve göz izleme teknolojileri üzerinedir. Bugün ben aslında genel çok detaya inmeden, yani sizi de boğmadan genel olarak iki proje üzerinde neler yapıyoruz, örneklem olsun diye anlatmak istiyorum. Birincisi, ilk anlatacağım proje web erişilebilirliğinin yapay zeka ile desteklenmesi. Bu konuda ne yapıyoruz onu aktaracağım. İkinci anlatacağım projede otizmi teşhis etmek için göz izleme teknolojisi, yapay zeka ve yine web kullanılarak nasıl bir yardımcı teknoloji geliştiriyoruz? Biraz ondan bahsedeceğim. İlk projeye başlamadan önce öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Birçok çalışmamızda web'i kullanıyoruz biz. Web aslında var olan en önemli bilgi kaynaklarından biridir şu an. Web erişilebilirliği de tüm kullanıcıların, özellikle engelli kullanıcıların web'e erişebilmesi, kullanabilmesi ve anlayabilmesidir aslında. Web şu an özellikle pandemi döneminde gördük ki aslında web hayatımızda büyük bir rol oynuyor. Şu an için eğitimi web üzerinden yapıyoruz veya çoğu iş altyapısı web üzerinden götürülüyor. Pandemi döneminde özellikle web büyük bir önem kazandı. Benim aktaracağım ilk projede web üzerine, yani web erişilebilirliğini nasıl daha iyi yapabiliriz? Yapılan birçok araştırma gösteriyor ki web maalesef engelli kullanıcılara erişilebilir değil. Özellikle yardımcı teknoloji kullanan engelli bireylere büyük sorun çıkarıyor. Bunun temeldeki nedeni de aslında sayfaların tasarımıyla ilgili. Yani sayfalar, web sayfaları düzgün tasarlanmadığı ve kodlanmadığı için de yardımcı teknolojilere erişmesi, yardımcı teknolojilerin okuyup erişimi sağlaması sorun yaratıyor. Bizim çalışmamızda da aslında birçok farklı noktadan çalışıyoruz. Ben bir tane örnek proje anlatacağım. Biz bu projede özellikle tablolar üzerine yoğunlaşıyoruz. Tablolar web sayfaları üzerinde ve çoğu dokümantasyonda çok fazla kullanılır. Yalnız tablolar yardımcı teknoloji, yani işte ekran okuyucuyla okunmaya çalıştığı zaman ciddi sorunlar yaratabilir eğer kodlanması düzgün yapılmamışsa. Burada ben örnekle başlamak istedim. Yani problem nedir tablolar üzerinde, onu aktarmak istedim. Şu an size TC Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 bilgilendirme platformundan aldığım bir görsel gösteriyorum. Bu görsel üzerinden günlük olarak vaka sayılarını takip edebiliriz. Burada kullanılan, bu sayfa üzerinde kullanılan aslında bir tablo yapısıdır. Tablo yapısında büyük bir tablodur. Tabloya baktığınız zaman başlıklar çok net verilmiştir görsel olarak. Tablonun aslında, yani buradaki tablonun kullanılma amacı veri göstermektir. Bu verinin kodlamasına baktığınız zaman, arka tarafta kullanılan kodlamasını şu an gösteriyorum. HTML kodunda bir tablo belirtilmiş, tablonun başlığı verilmiş ve daha doğrusu tablonun kolon başlıkları çok net bir şekilde verilmiş. Mesela bu tablo gayet veri için kullanılan ve düzgün şekilde kullanılan bir tablodur. Ama maalesef web'deki tabloların çoğu bu şekilde değildi. Başka bir örnek göstermek istiyorum size. Şu an gösterdiğim de
Baktığınız zaman görsel olarak, tablo değil, görselde güneşin doğuş saatini ve batış saatini gösteriyor aslında. Ama maalesef koda baktığınız zaman, bu görselin koduna baktığınız zaman, şu an kodunu gösteriyorum. Bu görselin kodunda tablo kullanıldı. Şimdi buradaki biz görsel olarak tablo olmadığını biliyoruz. Ama arka taraftaki kodlama bu bir tablo olduğunu gösteriyor. Yardımcı teknolojiler bunu okuduğu zaman çoğu yeni gelişen ekran okuyucular bunları ayrıştırmaya çalışıyor aslında. Veri tablosu mu, görsel için kullanılan tablo mu? Çünkü veri tablosuysa farklı şekilde seslendirilir, görsel tabloysa farklı şekilde seslendirilmesi gerekir. Ama yardımcı teknolojiler de bunu yaparken sorun yaşıyorlar. Bu kadar basit değil yani ayrıştırması. Bizim yaptığımız çalışmada biz ilk olarak şuna baktık. Gerçekten web üzerindeki tablolar erişilebilir mi, değil mi? Bu konuda standartlar var. Özellikle CAG'nin yani WCAG'nin öngördüğü yani web erişilebilirlik üzerine standart kabul edilen yönergelere baktığımız zaman orada tabloların nasıl geliştirilmesi gerektiğiyle ilgili bilgi var. Ama maalesef biz bir çalışma yaptık. Yaklaşık 30 bin tane web sayfasından 16 bin tane tablo araştırdık. Bu tabloları kodlarını inceledik. Nasıldır kodları diye. Tabii ki bunu otomatik olarak bir kısmını yaptık. Bir kısmını manuel kontrol ettik. Gördük ki aslında bu tablolar yani bu 16 bin tane tablonun %80'i görsel için kullanılıyor. Yani webde halen daha çok fazla tablo diye kodlama yapılıp aslında görselde görseli tasarlamaya çalışıyor geliştiriciler. Ve tabloların belli prensipler çerçevesinde tasarlanmadığını da gördük. Örneğin alt başlığı, caption dediğimiz kodlamada tablonun alt başlığı verilebilir. %95'i elimizdeki bu topladığımız 16 bin tablonun %95'inin alt başlığının olmadığını gördük. Yani aslında genel olarak bu yaptığımız çalışma 2020'de yayınladık bunu. Geçen yıl çok yakın yani bu çalışma. Çünkü geçmişte de bu tür çalışmalar vardı. Halen daha tabloların erişilebilir olmadığını görüyoruz ve tabloların genel olarak görsel için kullandığını gösteriyoruz. Biz bu konuda bir çalışma yaptık. Acaba yardımcı teknolojilere yardımcı olabilir miyiz? Yani ekran okuyucu aslında okurken kodu okurken otomatik olarak makine öğrenmeyle öğretebilir miyiz? Bu görsel tablodur, bu veri tablosudur. Ve tabii ki bu da yardımcı ekran okuyucunun daha düzgün okumasını sağlayacaktır. Bununla ilgili bir çalışma yaptık. İki tane yaklaşımla makine öğrenme üzerine yapay zeka alanlarından bir tanesi olan iki tane yaklaşım üzerine çalıştık. Bir tanesi özellik tabanlı, yani işte sayfanın içerisinde kodu aldık, görseli aldık ve onlardan biz makine öğrenmesi yapmaya çalıştık. Yani öğrenebiliyor muyuz bunları kullanarak tablo türünü ayrıştırmayı? Çok farklı algoritmalar denedik. Burada detaylarına girmek istemiyorum ama genel olarak %90'ın üzerinde bir başarı gösterdik. Yani aslında biz bu görsel tabloları ayrıştırabiliyoruz. Aynı zamanda sayfaların resimleri üzerinde de çalıştık. Yani sayfayı bir resim gibi alırsak, çünkü resim üzerine çok fazla araştırma var. Bugün dün yapılan oturumlardan bir tanesinde bir uygulama anlatılmıştı mesela. Resim çekiyor, o uygulama da ne olduğunu gösteriyor. Biz de acaba bu resim çekip yani sayfanın resmini alıp, daha doğrusu tabloların resmini alıp onu ayrıştırabilir miyiz? Bir de o yöntemle baktık. Orada da yaklaşık %90 üzerinde bir başarı olduğunu gördük. Bu çalışma halen daha devam ediyor. Burada yapmak istediğimiz aslında bu çalışmayı genel olarak biz ekran okuyuculara entegre edebilir miyiz mesela? Bu da devamı gelecek, bu çalışmanın devamı olabilecek niteliktedir. Bunun yanında genel olarak dediğim gibi yani tablolar aslında web sayfalarının bir parçası. Biz bu parça üzerine detaylı çalıştık. Bu ilk projeydi size aktarmak istediğim. İkinci projede otizm tespiti.
Otizm çok farklı belirtileri var. Otizmli kişilerde farklı otizm seviyesi var. Genel olarak otizm iletişim ve iletişim, davranışsal veya motor becerilerini etkiler aslında ama otizm tespiti yapılabilmesi için çok fazla test yapılması gerekir. Psikolojik testler yapılır, davranışsal testler yapılır. Çok uzun süreli testler yapılıp bir tespit yapılabilir. Biz bunun üzerine aslında web erişilebilirliği çalışıyoruz. Webin günlük hayatında kullanımı üzerine çalışıyoruz. Burada yaptığımız çalışma da acaba webi kullanarak yani insanların web'e erişimini göz izleme teknolojisiyle takip edip o veri üzerinde kişiler otizmli mi değil mi onu ayrıştırabilir miyiz üzerine çalıştık. Ben biraz göz izleme teknolojisini anlatmak istiyorum çok kabaca. Göz izleme teknolojisi çok farklı şekilde yapılıyor şu an. Ama bu kendi slaytımda şu an bir tane görsel var sol tarafta. Bir göz izleme teknolojisi, eye tracker dediğimiz bir bilgisayar var. Bu eye tracker'in yaptığı da aslında infrared ışığı göze yansıtıp onun yansımasını kaydediyor aslında. Yani çok fazla veri noktası kaydediyor. Kullanıcı okurken sayfayı sağ tarafta da okunan örnek bir web sayfası koydum. AVG'nin ana sayfası. Bu sayfayı kullanıcı okurken bayağı veri kaydediyor aslında. Kullanıcı nereye baktı, ne kadar baktı, hangi sürede baktı. Burada kırmızıyla işaretlenmiş belli yuvarlak noktalar var. Bu yuvarlak noktalar sağ taraftaki resimde. Yuvarlak noktalar nereye baktığını, o kişinin ne kadar sürede baktığını ve hangi sırada baktığını gösterir. Bir tane küçük bir video göstermek istiyorum şu an. Bu videoda da yine başka bir sayfada göz izleme teknolojisini kaydedilmiş verinin görselini gösteriyorum aslında. Kırmızı nokta, hareket eden kırmızı nokta kullanıcının nereye baktığını, hangi sırada baktığını ve ne kadar sürede baktığını gösteriyor. Bu toplanan veriyle biz aslında iki tane çalışma yaptık göz izleme teknolojisiyle. Bu çalışmamızda Manchester Üniversitesi İngiltere ve Wolverhampton Üniversitesi yine İngiltere'de iki farklı grupla birlikte yaptık bu çalışmayı. İki tane farklı veri seti topladık. Birinci veri setinde 15 tane otizmli, 15 tane otizmli olmayan kişiye 6 tane web sayfasında farklı görevler verdik. İşte sayfaya bakabilir misiniz, sayfa içerisinde belli bilgiyi bulabilir misiniz gibi sorular yönelttik. Ve göz izlemelerini de göz izlemelerini de kaydettik bu birinci çalışmada. İkinci çalışmada birincinin devamı niteliğindeydi. Orada da 19 otizmli ve 19'da otizmli olmayan kişiye yine web üzerinde 8 tane farklı web sayfasında okumalarını ve farklı görevler vererek onları kaydettik. Bayağı bir veri noktası kaydettik. Birincisinde yaklaşık 350 ile 700 veri noktası vardı. İkincisinde de 650 ile 1200 arası veri noktası vardı. Aslında çok detaylı veri topluyoruz. Biz bu toplanan veriyle ilk yaptığımız çalışmada şuna baktık aslında. Biz otizmli olan kişinin göz izleme verisiyle otizmli olmayan kişinin göz izleme verisi arasında fark görüyor muyuz? Yani aslında sayfayı okurken, web sayfasını okurken arada farklılık var mı yok mu? İlk yaptığımız araştırma o oldu bu topladığımız veri setleriyle. Şu an size sayfada iki tane görsel gösteriyorum. Yahoo ana sayfasında yapılmış. Sol taraftaki otizmli kullanıcıya, sağ taraftaki de otizmli olmayan kullanıcıya ait iki tane göz izleme verisinin nasıl gösterildiğini gösteriyoruz aslında. Eğer bakarsanız sol taraftaki görselde çok daha noktalar arası çok daha fazla geçiş var. Sağ tarafa göre, otizmli olmayan kişiye göre ve süreler arasında da farklılık var. Aslında her iki grupta otizmli olan ve otizmli olmayan her iki grupta verilen
task'ı, yani orada biz onlara şunu yapın dedik. Ona her ikisi de başarılı, her iki grup da başarılı şekilde tamamladı. Ama görüyoruz ki otizmli kullanıcılar aslında sayfayı farklı okuyorlar. Farklı etkileşiyorlar sayfayla. Bu farklılıktan yola çıkarak da göz izleme verisini kullanarak acaba biz yine makine öğrenme tekniğiyle otizmli kullanıcıyı otizmli olmayan kullanıcıdan ayrıştırabiliyor muyuz? Yani eğer bir kişinin göz izleme verisini alırsak o kişiyi ve özellikle web üzerinde biz o kişinin otizmli olup olmadığına karar verebiliyor muyuz? Ona baktık. Bu konuda bayağı çalışma yaptık. Farklı çalışmalarımız var. Bunlardan bir tanesi son yaptığımız çalışma. Aşağı yukarı yine 91.6 doğruluk oranında belli algoritmalarla aslında kişileri ayrıştırabileceğimizi gösteriyoruz. Burada şunun yanlış anlaşılmasını istemiyorum. Göz izleme verisiyle kesinlikle otizmlidir kararını, bir kişinin otizmli olup olmadığına karar veremiyoruz. Sadece burada bizim gösterdiğimiz aslında bir yardımcı teknoloji olarak günlük hayatımızda kullandığımız web sayfaları ve insanların bunu nasıl okuduğunu kullanarak aslında belki de teşhis için çok daha ucuz, çok daha basit ve günlük hayatta kullanılabilecek bir test yöntemi diye düşünülebilir. Ama tabii ki bu çalışma devam ediyor. Çünkü yaptığımız çalışmalarda dediğim gibi biz 14 değişik sayfa üzerinden veri topladık. Bu çalışma halen daha devam ediyor. Çok daha fazla veri toplanması, çok daha fazla kişiyle çalışılması gerekiyor. Biz de bir de burada otizmli kişilerden bahsettim. Biz çocuklarla çalışmadık. Yetişkinlerle çalıştık. Yani otizmli olup genelde çünkü otizm tespiti çocuklar üzerinde çok yaygındır. Biz daha çok otizmli olup olmadığı bir kişinin çocuk yaşta karar tespit edilmemiş kişiler üzerinde çalıştık. Onu da belirtmek istedim. Genel olarak hocam toparlıyor muyuz? Evet hocam. Sarı kart. 3 dakika ama. 3 dakikam var hocam. Bitiriyorum zaten. Tamam. İki tane genel olarak özetleyecek olursak iki tane örnek projeyi aktardım. Birincisi web erişilebilirliği üzerine, yani işte özellikle web üzerindeki tablolar üzerine yaptığımız bir çalışma. Bu çalışma da yine halen daha devam ediyor. Örneğin sayfa içerisinde bir tablo varsa o tablonun başlıklarını bulabilir miyiz otomatik olarak? Çünkü kodlama yapılmadı zaman ayrıştırması, özellikle ekran okuyucuların bunu ayrıştırması çok zordur. İkinci bahsettiğim çalışmada otizm tespiti üzerineydi. Göz izleme teknolojisi ve yaptığımız çalışmaları size aktardım. Genel olarak bu iki konuydu hocam. Bu kadar. Sorusu olan varsa sorulara yanıt verebilirim ya da sonrasında alabiliriz dediğiniz tamam. Gibi siz bilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Bu arada soru cevap tarafında şimdi Özcan Hoca ile de konuştum. Özcan Hoca koordinatörü biliyorsunuz platformu. Ona da bu vesileyle teşekkür ederim. Onun emekleri, onun yöneticiliği, koordinasyonu doğrultusunda yapabiliyoruz bu tarz etkinlikleri. O şimdi YouTube tarafında sohbeti de araştıracak. Oradan da soru alalım dedim. En azından yayından izleyenler de bize kafalarına takılan bir şey olursa, YouTube kanalının altına soru sorarlarsa oradan da ben buradan takip ediyorum. Siz de paylaşıyor olacağım. Tamam hocam, teşekkürler. Hocam ağzınıza sağlık. Çok güzel çalışmalar bunlar. Bunlar bizi heyecanlandırıyor. Açıkçası daha da geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Çünkü accessibility audit dediğimiz bu erişilebilirlik değerlendirme süreçleri çok meşakkatli ve vakit alan süreçler. Alanda çalışanlar biliyor. Tek tek her sayfaya bakmak gerekiyor. Bu bizim alanımızdaki büyük yanılgılardan biri. Yani sadece taşıyıcı sayfalara bakarak karar verilemiyor. 5000 sayfamız varsa 5000 sayfanın tamamının tek tek erişilebilirlik değerlendirmesinden geçirilmesi gerekiyor. Burada da araçların yetenekleri kısıtlı ama makine öğrenmesini aslında kullanarak ve çok daha hızlı elle yapılacak auditlere kıyasla sonuç almak mümkün. Tablo tarafı beni o yüzden heyecanlandırıyor. Ki zaten genel değerlendirmelerde de en büyük problemlerin odaklandığı başlıklardan biri de tablolar. Belki başka yerlerde de yine bu teknolojiyi yine problem tespiti için kullanırsınız. Bir onu soracağım. Evet, var mı hocam? Tablo dışında başka komponentlere bakmak için bir şey planlıyor muyuz? Onu merak ediyorum.
Şimdi tablolar, formlar var hocam. Yine formlar da sıkıntılı biliyorsunuz. Aklıma gelen oydu. Formlar üzerine bir şey yapılıyor mu, düşünüyor musunuz? Evet, evet. Evet, ufak bir çalışma var o konuda ama daha devam ediyor çalışma. Bir de değerlendirme üzerine yine Manchester Üniversitesi ile yaptığımız bir çalışma var. Bir doktor öğrencimiz orada çalışmalarına devam ediyor. Siz de bahsettiniz. Mesela bir site üzerinde çok fazla, yani işte 5000 tane sayfa varsa o 5000 tanenin hepsini değerlendirmemiz mi gerekiyor? Yoksa onları gruplandırıp belli gruplara mı bakabiliriz? Onun üzerine çalışıyoruz. Yine o da genel olarak şeyi hedefliyor. Yani oradaki iş yükünü azaltmak. Çünkü gerçekten büyük iş yükü olabiliyor değerlendirme. Eğer çok farklı sayfalar, farklı şekilde sayfalar varsa oradaki çalışmamızda da genel olarak bir siteye alıp belli bölgelere, çünkü genelde template kullanılıyor aslında, belli bir şablon kullanılıyor sayfalar tasarlanırken, o şablonun erişilebilirliğini sağlarsanız çok fazla sayfanın erişilebilirliğini sağlarsınız aslında çok basit değişikliklerle. Bir yaptığımız diğer çalışma da o hocam. Genel olarak şeyi iyileştirme, iş yükünü iyileştirme, evet, üzerine. Onu da zaten biliyordum hocam. Bunları birbirine tamamladığını da düşünüyorum. Yani burada, evet, kat ettiğiniz mesafe, buradaki olanaklar muhtemelen diğer tarafta çalışmaya da katkı sağlayacaktır. Bu eye tracking vasıtası, yani göz izleme teknolojileriyle erken ve ucuz otizm teşhisi bence çok heyecanlı. Bu da zaten konuşulan önemli projelerden biri. Siz de bu taraftan onu yürütüyorsunuz. Disleksi tarafında da galiba bu tarz çalışmalar var bildiğim kadarıyla. Evet hocam, evet var. Tespit için. Ve hani çocuklara bakılıyor genelde. Farklı yaş grupları, sizin daha yetişkinlere bakmanızda bence burada fark yaratacak bir deneyim olacak. Var mı belki başka popülasyonlara yönelik bu çalışmayı, replikalarını yapmak, validasyonunu sürdürmek gibi planlar? Biz algoritma üzerine çalışıyoruz. Şükrü Hocam'la birlikte çalışıyoruz bu konuda. Aslında Şükrü Hocam da birazdan anlatacak. Özellikle üzerinde çalıştığımız bir algoritma var. Göz izleme verisini inceleyen bir, üzerine geliştirilmiş bir algoritma. Onun üzerinde de çalışmalar yapıyoruz. Yani bu göz izleme verisini inceleyip belli sonuçlar çıkarabiliyor muyuz diye. Orada kendi veri setimiz dışındaki veri setlerle de çalışmaya başladık. Yani özellikle çocuklardan toplanmış veri setleri üzerinde de çalışıyoruz. Ama dediğim gibi bizim şu ana kadar yaptığımız çalışmalarda olgun kişiler üzerindeydi. Çocuklar üzerine hiç çalışmadık ama çocuklar üzerindeki veriler üzerine de çalışmaya başladık. Harika. Aslında pandemi girmeseydi daha çok veri toplamaya hedefliyorduk ama maalesef pandemi etkiledi biliyorsunuz. Göz izleme teknolojisi de, yani yüz yüze yapmamız lazım. Deneylerimizi maalesef o konuda birazcık etkilendik. Gerçi hocam ama şimdi aslında Alp var burada. Biraz orada alternatif bir teknolojiden bahsedecek sanırım. Uzaktan online olarak bu biyometrik, nörometrik veriyi toplamak için belli bir Güney Koreli grupla çalışıyorlar. Hoş da oldu bu tesadüf bence. Belki burada bir know-how aktarımı, bilgi aktarımı fırsatları da olabilir. Onların da data topladığını biliyorum. Sizlerle paylaşırlar. Sizin algoritmanız biraz da o veri setleri üzerinde çalışır. Yeni bulgulara da daha hızlı ulaşılır diye düşünüyorum. Tabii ki hocam, neden olmasın? Veri toplamak çok zor gerçekten, o yüzden. Bizi çok zorlayan bir şey. Evet. Peki ben yine gevezelik yaptım. İki soruyu hemen kendim sordum. Var mı aramızda olanlardan soru sormak isteyen? YouTube'da da bakıyorum. Soru var mı diye. Bu süreç içinde... Hocam ben kısa bir soru sorabilir miyim? Tamam, soralım hemen kısa. Bu arada bir tane de soru geldi. Salonda izleyenler de var. Oradan da bir soru var. Paylaşacağım ben. Siz değindiniz gerçi ama Yeliz Hocam, şeyi merak etmiştim ben de. Eye tracker datasını sanıyorum sahada fiziksel olarak topluyorsunuz. Orada kullandığınız teknolojiyi ve bu süreçteki zorlukları da merak etmiştim aslında. Yani şeyde, otizmli bireylerle de çalışırken hani girişimsel olarak bir etik kurul ya da benzeri bir süreç gerekti mi, veya sahanın kendisinde belirli zorluklar var mı, neyle çalıştığınız gibi şeyleri merak etmiştim. Evet hocam, etik onayımız var. Wolverhampton Üniversitesi otizmli kullanıcılarla direkt çalıştı.
Orada onların etik komitesinden onaylı bu çalışma yapıldı. Kolay değildi. Yani kullanıcılara erişmek zordu. Orada şey şansımız vardı. Wolverhampton Üniversitesi oradaki bir otizmli yerel grupla çalıştılar. O yüzden kullanıcılara erişmek o yönden biraz daha rahat oldu. Ama dediğim gibi etik onayımız vardı. Zaten etik onay olmadan başlamadık çalışmaya. Şeyi kastettim. Bu çalışmalarla sosyal bilimler etik kurullarına gittiğiniz zaman bu bir klinik süreç mi, girişimsel mi, değil mi falan, hani bizim alanımıza bir tık uzak olduğu için kafa karışıklığı oluyor. Bazen anlatmakta da zorluk çekiyorsunuz şey Türkiye ayağında. Hani siz böyle bir şeyle karşılaştınız mı? Prosedürsel olarak ne tarafa oturdu onu merak ettim. Herhalde herhangi bir problem olmadı. Yok yok, problem olmadı. Hiçbir problem yaşamadık. Ama çok detaylı yapacağımız çalışmanın çok çok ince detaylarına kadar Şükrü Hocam da aktarabilir. Çok detaylı aktardık prosedürü. Yani veri nasıl toplanacak, özellikle web üzerinde toplanacağı için yani kişisel haklar, onlar nasıl sağlanacak, çok detaylı aktarmamız gerekmişti. Bir de orada verdiğimiz task, iş dediğimiz, işte görsel olarak bakın kullandığımız materyaller, hangi sayfaları kullandık. Çünkü seçerken sayfaları da biz farklı türde sayfalar seçmeye çalıştık. İşte alışveriş sayfasından tutun da WhatsApp sayfası vardı mesela. Yani çok farklı sayfalar da seçmeye çalıştık. Onları da aktarmamız gerekti. Yani hangi sayfalar üzerinde çalışacağız. Prosedürel olarak bayağı detaylı aktarınca sorun yaşamadık şey almak açısından, onay alma. Peki. Teşekkür ederim. Sağ Teşekkürler hocam. Alp, sana da teşekkür ediyorum. Şimdi Şükrü Eraslan hocamızla devam edeceğim ben. Salondan Oğuz Akkaya'dan bir soru var. Tablo okumasında gelinen son nokta nedir? Tablolardaki sütunların doğru ayrıştırılarak sözelleştirilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu sorunun cevabı uzunsa Yeliz hocam, oturumun sonuna mı bırakalım, yoksa Şükrü Hoca cevap verir mi, ya da kısa bir cevap alalım sizden? Bir kısa bir cevap vereyim hocam. Yani geçmişe nazaran ekran okuyucular, özellikle bazı ekran okuyucular, bizim yaptığımız çalışmalar gibi ayrıştırma üzerine çalışmaları var. Yani görsel için kullanılan tabloyu, veri için kullanılan tablodan ayrıştırmaya çalışıyor onlar da. Ama şu an onların yaptığı belli kurallar koyuyorlar. O kuralı sağlıyorsa, yani mesela size gösterdiğim örnekte tek bir satırı vardı tablonun. Tek bir satırı ve içinde resim varsa onu görsel kabul ediyor. Bu tür belli yaklaşımları var ekran okuyucuların. O ayrıştırmayı yaptığı zaman da farklı şekilde okumaya çalışıyor. Özellikle gelişmiş ekran okuyucuların tabloları okuma için farklı modları var. O modları aktive ediyorlar veri tablosuysa. Eskiye nazaran çok daha iyi, ama tabii ki çok daha iyi olabilirler. Genel vereceğim yanıt öyle olabilir. Peki hocam, kısa ve böylece etkili bir yanıt oldu. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Doktor Şükrü Eraslan'la devam etmek istiyorum. Yeliz Hoca ile birlikte çalışıyor onlar da. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nden göz izleme teknolojisinin erişilebilirlik için kullanımı başlıklı bir aktarım yapacak bize. Sanırım orada yapılan çalışmaları biraz daha detaylı dinleme fırsatımız olacak Şükrü Hoca'dan. Buyurun, söz sizde. Herkese merhaba öncelikle. Yani bu etkinliğin düzenlenmesinde emek veren herkese ayrıca teşekkür ederim. Benim ilk katılımım ve katıldığım için de çok memnun kaldım. Ekranımı paylaşıp başlayabilirim. Ekranım geldi herhalde, değil mi? Bugün sizlere göz izleme teknolojisinin erişilebilirlik için kullanımı hakkında olan bir çalışmamız hakkında bilgi vereceğim. Bu çalışmamızda aslında web sayfalarının göz izleme teknolojisi kullanarak deneyimsel dönüştürülmesiyle ilgilidir. Görme engelli kullanıcılar web sayfalarına erişirken ekran okuyucularını kullanıyorlar ve ekran okuyucuları
genellikle web sayfalarının kodunu takip ediyor. Yani bir çok fazla gelişmiş olmalarına rağmen onlar için önemli olan aslında web sayfasının kodudur. Yani web sayfasının kodu üzerine bir şeyler yapabiliyorlar. Bu görselde aslında Apple web sayfasının bir ekran okuyucusu tarafından nasıl erişilebildiğini görebilirsiniz. Uygulamanın ismi A-Designer. Bu uygulama aslında bir ekran okuyucunun bir web sayfasının nasıl okuduğunu simüle ediyor. En tepede bir menü var bakarsanız. Burada bir logo var. Ardından da menü itemları var. Ve nasıl okunduğuna baktığımız zaman da aslında doğrusal bir sırayla okunduğunu görürüz. İşte ilk önce Apple, ki bunun anlamı aslında logodur. Daha sonra Store, Mac, iPod, iPhone diye menünün diğer elemanlarını okumaya devam eder. Tabii ki ekran okuyucuları, özellikle gelişmiş olan ekran okuyucuları size işte bazı kısımları atlama imkanları verebiliyor. Yani siz başladığınız zaman o kısmın sizinle ilgili olmadığını anladığınız zaman başka yerlere devam edebilirsiniz. Bundan dolayı size çeşitli imkanlar sağlıyor. Fakat yine de görme engelli kullanıcılar kendi gerek duymadıkları birçok bilgiyi de duymak zorunda kalıyorlar. Bu da onların kullanıcı deneyimlerini aslında negatif yönde etkilemiş oluyor. Peki biz bunu nasıl iyileştirebiliriz? Aslında bununla ilgili farklı metotlar kullanılabilir. Ama yani en basit yöntemiyle kullanılmayan elemanlar kaldırılıp daha sık kullanılan elemanların da daha erken erişimini sağlarsak onların bir şekilde kullanıcı deneyimlerini iyileştirme şansımız olabilir. Web sayfalarının dönüştürülmesi aslında farklı amaçlar için de kullanılıyor. Yani sadece görme engelli kullanıcılar için düşünmememiz lazım. Bu görselde de aslında bir web sayfasının farklı ekran boyutlarında nasıl göründüğünü görebilirsiniz. Burada spesifik olarak menüye odaklanmak istiyorum. Çünkü onun farkını görebileceksiniz. Masa üstün görüntüsüne baktığınızdaki menü ile bir telefon ekranındaki görüntüsüne baktığınızdaki menü arasında farklılıkları görebilirsiniz. Aslında o menü ekran boyutuna göre dönüştürülmüştür ki bunu kullanıcı daha rahat kullanabilsin. Dönüştürüldüğü zaman bazı itemlar kaldırılmış ve menü daha basit bir hale getirilmiştir buradaki görselde. Bu bir web sayfasının dönüştürülmesi örneğidir. Ama buradaki dönüştürme aslında direkt olarak ekrana web sayfasının daha düzgün görüntülmesini amaçlıyor. Peki web sayfalarının deneyimsel dönüştürülmesinin anlama gelmektedir. Web sayfalarının kullanıcı deneyimine dayalı olarak dönüştürülmesi anlamına geliyor aslında ve tamamen kullanıcı merkezli bir dönüştürme işlemidir. Bu dönüştürme işleminde kullanıcıların web sayfalarını nasıl kullandığını anlamamız gerekiyor. Yani nerelere bakıyorlar, nerelerde daha çok zaman harcıyorlar. Bu bağlamda da bize göz izleme teknolojisi yardımcı olmaktadır. Yeliz Hocam'ın demin bahsetmiş olduğu gibi. Bu görselde de bir kullanıcıya ait göz hareketlerini görebilirsiniz. Buradaki mavi daireler kişinin nereye baktığını, mavi dairenin boyutu da kişinin o noktada ne kadar zaman harcadığını göstermektedir. Yani aslında bazı kısımlara daha fazla bakarken bazı kısımlara daha az baktığını görebilirsiniz. Tabii burada önümüzde sadece tek bir kişiye ait bir yol var gördüğünüz gibi. Yani sonuçta siz bunların birleştirdiğiniz zaman bir yol oluşuyor. Ve burada sadece tek bir kişiye ait yol görebiliyoruz. Ama birden fazla kişi olduğu zaman tahmin edersiniz ki çok fazla komplike bir figür karşımıza çıkar. Ve bu figürdeki ortak bir yol belirlemek tabii ki çok zor bir hal alır. Peki ortak bir yol belirlemek mümkün müdür? Bununla ilgili literatürde denemeler yapılmıştır. Hani ortak bir yol bulunabilir mi diye. Fakat bu anlamda bu yollar izlendiği zaman aslında bu yolların çok karmaşık olabileceği ve buna ek olarak birbirlerinden de farklı olabileceği için ortak bir yol belirlemeye çalışan algoritmalar maalesef pek başarılı olamamıştır. Yani bunların başarı şansları bayağı düşüktür. Biz kendi çalışmamızda
trend olan yolu bulmayı amaçlayan bir algoritma geliştirdik. Yani ortak olan değil de trend olan bir yol. Şimdi trend olan bir yol dediğimizdeki farkı nedir derseniz, yani ortak olan bir yolda aslında bütün kullanıcılar da ortak olanları seçmeye çalışıyor. Fakat trend olan yolda biz farklı faktörlere de dikkate alıyoruz. İşte bu faktörler nelerdir? Kişilerin nerelere baktığı, ne kadar süre ile baktığı ya da ne kadar sıklıkla baktığı, bunları hepsine dikkate alıyoruz. Algoritmanın detaylarını burada uzun uzun anlatmak istemiyorum. Burada referansını da ekledim. O referanstan da erişebilirsiniz. Ayrıca GitHub'da da algoritma open source haldedir. Oradan da indirip deneyebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa yardımcı olmaktan da çok mutluluk duyarım. Algoritmanın ismi Scamp of Trend Analysis. Ve 3 temel aşamadan oluşuyor aslında. İlk bir ön aşaması var. Daha sonra ilk geçiş ve ikinci geçiş. Ön aşamada kullanıcıların takip ettikleri yollar, web sayfalarının görsel elemanları biriminden belirleniyor. Ne demek istiyorum burada? Kişi ilk önce eleman A'ya baktı, daha sonra eleman B'ye baktı, daha sonra eleman C'ye baktı şeklinde. Böyle bir durumda A, B, C şeklinde bir yol belirliyoruz. İlk geçişte ise trend olan görsel elemanların hangileri olduğunu belirliyoruz. Bu aşamada işte bizim için önemli olan bu elemanların ne kadar sıklıkla bakıldığı, kaç kişi tarafından bakıldığı, ayrıca ne kadar süreyle bakıldığı. Yani bunların hepsini dikkate alıyoruz. Daha sonra ikinci geçişte de ilk geçişte belirlemiş olduğumuz trend olan elemanları kullanarak trend bir yol oluşturuyoruz. Görselde de görebileceğiniz gibi ön aşamanın alt kısmında çok karmaşık birçok kullanıcıya ait göz izleme verisini görebilirsiniz. Ve bu göz izleme verisini işleyip biz bir trend olan bir yol belirliyoruz bu algoritma sayesinde. Şimdi bahsetmiş olduğum çalışmada ne yaptığımızı bahsetmek istiyorum size. Bu algoritmayı kullandık o çalışmada. Bu çalışmamızda iki temel araştırma sorumuz vardı. Bir tane araştırma sorumuz web sayfası elemanlarının doğrusal sırası ile görsel sırası arasında herhangi bir ilişki var mı? Şimdi doğrusal sıra sayfanın koduna göre oluşturulmuş olan sıra. Görsel sıra ise kullanıcıların bunu kullandıkları sıra. Yani örneğin bizim SDA algoritması ile belirlediğimiz görsel bir sıra oluyor. Bunların arasında ilişki var mı yok mu? Şimdi eğer bunların arasında bir ilişki varsa zaten ekran okuyucular da doğrusal bir sırayı takip ediyorsa zaten görme engelli kullanıcılar için bir problem olmaması lazım. Fakat doğrusal sıra ile görsel sıra arasında bir ilişki yoksa demek ki ekran okuyucuların bunu dikkate alıp o şekilde bir sunum yapması lazım veya bizim web sayfasını bir şekilde dönüştürüp ekran okuyucuna o şekilde vermemiz lazım ki ekran okuyucular görme engelli kullanıcılara o şekilde aktarabilsin. İkinci araştırma sorusu ise görme engelli kullanıcılar web sayfalarında en sık kullanılan elemanlara, bu elemanlar görsel sıralarına göre yeniden sıralandığında daha kısa sürede erişebiliyorlar mı? Çünkü burada bahsedilen aslında web sayfalarının deneyimsel dönüştürülmesi. Yani eğer biz bu dönüştürme işlemini yapıyorsak kullanıcılara bu elemanlara daha kısa sürede erişim sağlayabiliyor muyuz? Kullandığımız veri setinde 21 erkek, 20 kadın katılımcıya ait göz hareketleri bulunmaktadır. Bu göz hareketleri de değişken karmaşıklık seviyelerine sahip olan 5 web sayfası üzerindedir. Aslında 6'ydı ama bir tane web sayfasını elemek durumunda kaldık web sayfasının içeriğinden dolayı. Yani kod olarak bahsediyorum. Bunlar Apple, Babylon, AVG, Yahoo ve BEC sayfaları. Tobii T60 göz takip cihazı kullanıldı göz hareketlerinin takibi için ve kullanıcılara iki tip görev verildi. Tarama ve arama görevleri. Tarama görevleri aslında kullanıcılara biz diyoruz ki 30 saniyeniz var, web sayfasını istediğiniz şekilde inceleyebilirsiniz ve o şekilde göz hareketlerini takip ediyoruz ve bunları kaydediyoruz. Arama görevlerinde ise kullanıcılara web sayfalarında spesifik bilgileri bulmalarını istiyoruz. İşte şuradaki bilgiyi bul ya da böyle bir bilgi var, bu bilginin nerede olduğunu bil diye spesifik olarak bilgi bulmalarını söylüyoruz. Bu işlem için de kendilerine maksimum 120 saniye yani 2 dakika vermiştik.
Peki yöntemimiz neydi burada? Şimdi aslında temelde 3 tane adımımız var. Birinci adımımız VIPS ile web sayfalarının elemanlarının tespit edilmesi. VIPS Microsoft tarafından geliştirilen web sayfalarının kodunu ve ayrıca görselliğini inceleyip web sayfalarının elemanlarını belirleyen bir algoritma. Daha sonra tabii farklı araştırmacılar tarafından da geliştirilmiş olan bir algoritma. Çünkü web teknoloji gelişiyor. Bunun da aynı şekilde geliştirilmesi lazım. Çok yaygın kullanılıyor bu anlamda. İkinci adımımız A-Designer ile elemanların doğrusal sıralarının belirlenmesi. İlk başta bahsetmiş olduğum araç aslında bu. Oradan da doğrusal sıralarını belirliyoruz. Burada beyaz dairelerle aslında görseldeki beyaz dairelerle elemanların doğrusal sırasını göstermeye çalıştım. Bu sayfa için tabii ki. Üçüncü adım ise STA ile elemanların görsel sırasının belirlenmesi. Şu anda da STA ile görsel sıralarını belirliyoruz. Ama tabii ki tarama için farklı bir sıra çıkıyor. Arama için farklı bir sıra. Çünkü verilen aslında görev birbirinden farklı. Tarama görevi daha serbest bir görevken arama görevi direkt olarak yönlendirilmiş bir görev. Burada tarama için siyah daireleri kullandık görsel sırayı göstermek için. Arama için ise gri daireler. Şimdi bu daha sonra yaptığımız işlem sorularımızın cevaplarını bulmaya çalışmak. İlk sorumuz web sayfası elemanlarının doğrusal sırasıyla görsel arasında ilişki var mı yok muydu? Bu şekilde baktığımız zaman görüyoruz ki aslında aralarında ilişki yok. Yani doğrusal sıra ve görsel sıra arasında bir ilişki bulmuyoruz. Bu da aslında web sayfalarının aslında dönüştürülmesi gerektiğinin bir göstergesi. Sadece bir sayfada görebilirsiniz bu ilişkiyi. Bu da Babylon sayfası ama burada fark ederseniz görevimiz arama görevi. Biz kullanıcılara spesifik bir görev veriyoruz bu görevi tamamlamaları için ve daha sonra kullanıcılar o görevi tamamlarken de o göreve özgü olarak doğrusal bir sırayla takip etmeleri gerekiyordu. Ondan dolayı Babylon sayfasında bu tarz bir ilişki var. Diğer araştırma sorumumuza geldiğimiz zaman da aslında web sayfalarının deneyimsel dönüştürülmesiyle ilgiliydi. Peki burada ne yaptık? Bu seçenek içinde iki farklı versiyon denedik. Aslında çok fazla denenebilirdi. Biz iki tane versiyon üzerine odaklandık. İlk versiyonda aslında ne yaptık? Trend olmayanları, yani trend olmayan görsel elemanları sayfadan kaldırıyoruz. Trend elemanları bırakıyoruz ve bunları trend olan yola göre sıralıyoruz. Tabii ki kaldırmak her zaman için bir doğru çözüm yöntemi değildir. Çünkü sonuçta başka kullanıcılar onlara da erişmek isteyebilir. Bu sayfanın sonuna ek olarak denebilir. Biz fakat trend olanlara odaklandığımız için bu soru için sadece onlara baktık. Bu birinci versiyon. İkinci versiyon da aynı şekilde fakat her biri için ekstra bir başlık ekledik. Ve web sayfalarını bu şekilde dönüştürdük. Daha sonra da erişim sürelerine baktık. Yine A-Designer'ı kullanarak. Yani buradaki sadece bir kısmını gösteriyorum verinin. İşte örneğin Apple sayfası var ve Babylon sayfası var burada tarama görevleri için. Orijinal isimli kolumda şey görebilirsiniz. Yani normalde orijinal versiyonunda ne kadar saniye gerekiyordu bu elemana erişmek için. Birinci versiyonda ne kadar gerekiyor, ikinci versiyonda ne kadar gerekiyor diye. Bu şekilde her biri için ne kadar süre gerektiğine baktık. Sonuç olarak ilk versiyonda bulduk ki arama görevleri için önemli ölçüde daha kısa sürede trend olan elemanlara erişmemiz sağlanıyor. Fakat bu tarama görevleri için geçerli olmuyor. Yani ilk başta şey düşünülebilir, zaten hani o diğerlerini kaldırınca bunlara erişim hızlanabilir gibi düşünülebiliyor ama gördüğünüz gibi tarama görevleri için bakıldığı zaman o şekilde olmadı. Çünkü aslında web sayfasındaki sadece o elemanları siz dikkate aldığınız zaman aradaki özellikle ekran okuyucularının kullandığı geçişlerde kullanılan bazı elemanları da kaybetmiş olabilirsiniz. İkinci versiyona geldiğimizde de hem tarama için hem de arama için önemli ölçüde daha kısa sürede trend olan elemanlara erişim sağlayabildik. Bu iki çeşit yaklaşım açısıydı ama dediğim gibi farklı yöntemler de denenebilir. Biz bu yıl bir öğrenci grubuyla bu çalışma için bir de uygulama geliştirdik. Bu uygulama aslında bir internet tarayıcısının uzantısı halinde geliştirilmiş bir uygulamadır. 3 tane temel modülü var. Dönüştürme modülü, VIPS modülü ve SDA modülü. Şimdi dönüştürme modülü aslında URL'i alıyor. Yani
hangi sayfanın dönüştürülmesi gerektiğini alıyor ve sonuç olarak da dönüştürülmüş web sayfasını veriyor ama tabii bu işlem için Vips modülünü ve SDA modülünü kullanması lazım. Vips modülü Vips ile Vips servisiyle iletişime geçip web sayfalarının görsel elemanlarını belirliyor. SDA modülü ise SDA servisiyle iletişime geçip daha sonra bu iletişime geçtikten sonra da bu sayfayla ilgili göz verilerini alıp trend olan yolu buluyor. Bu şekilde bir mimarisi var geliştirmiş olduğumuz uygulamanın. Size nasıl çalıştığını da göstermek için bir görsel daha ekledim. Aslında dediğim gibi bir internet tarayıcısı uzantısı şeklindedir. Orada farklı seçenekler var ama SDA isimli seçeneğe tıklanıldığı zaman bahsetmiş olduğum işlem gerçekleşiyor ve web sayfası otomatik olarak dönüştürülüyor. Tabii bu bir yazılım uygulaması olduğu için gerekli testlerimizi, yani birim testlerimizi, entegrasyon testlerimizi, sistem testlerimizi yaptık. Burada entegrasyon testleri çok önemli çünkü aslında ne kadar basit bir uygulama gibi görünse de buradaki mimariden de görebileceğiniz gibi farklı olan modüller var ve bu modüller external olan yani dışta olan servislerle iletişime geçmesi lazım. Bundan dolayı entegrasyon testleri bizim için önemliydi ve bu da performansı etkileyebilir tabii ki. Bundan dolayı çeşitli performans testleri de yaptık. Çünkü yani bu bağlantılardan dolayı performans olumsuz yönde etkilenebilirdi. Yine en sonunda A-Designer'la yani bahsetmiş olduğum bu araçla tekrardan testlerimizi yapıp gerçekten bu elemanlara daha hızlı erişilebilir bir yöntem geliştirme diye baktık. Tabii bitti mi bu çalışma? Hayır tabii ki. Aslında daha çok fazla yolu var. Ama bu bugün size bahsetmiş olduğum çalışmalar kapsamında iki tane esas soru var burada aslında ki bunlar çok rahatla çoğaltılabilir. Birinci soru, web sayfası için daha önceden toplanmış bir veri yoksa ekstra yani bu geliştirmiş olduğumuz uygulama nasıl çalışacak? Tabii bu sadece o sayfa için veri yoksa değil de web sayfaları değişkenlik de gösterebilir. Yani aslında 5 gün önceki versiyonuyla 5 gün sonraki versiyonu birbiriyle aynı olmayabilir ve toplanılan veri de sonuçta birbiriyle bütün olmayabilir. Ve her bir web sayfası için veri toplamak tabii ki imkansızdır. Yani aslında bu uygulamada biz demiyoruz ki bütün web sayfaları için verimiz olacak. Diğer bir soru da toplanmış veri belli bir görev yapılırken toplanmışsa farz edelim ki arama görevi. O veri her görev için kullanılır mı? Tabii ki böyle bir şey de uygun olmaz. Çünkü sizin spesifik görevleriniz olduğu zaman web sayfasını farklı şekilde okuyabilirsiniz. Peki bu soruların cevapları nasıl bulunabilir? Makine öğrenme teknikleri kullanarak. Peki ne demek istiyorum? Şimdi örneğin önümüze bir web sayfası geldi. Biz bu web sayfası üzerinde eye tracking yani biz göz izleme verisi olduğu zaman ne yapabiliriz? İşte bizim kendi SDA algoritmamızı kullanıyoruz. Bu çalışma için onu kullandığımız için söylüyorum. O sayfa üzerindeki trend olan elemanları belirliyoruz ve devam edebiliyoruz. Ama eğer yoksa ne olacak? Şimdi biz bununla da ilgili çalışmalarımız var. Hatta bir master öğrencimiz var. Bunun üzerine çalışan SDA'yı kullanmadan, göz izleme verisi olmadan SDA'nin çıkaracağı trend olan elemanları tahmin edebilecek bir yapı geliştirebilir miyiz? Şu an için gayet güzel sonuçlar elde ediyoruz ama çalışmamız daha tamamlanmadığı için daha devam eden bir çalışma. Ama iyi bir sonuç aldığımızı söyleyebilirim. Şimdi böyle bir durumda tabii ki uygulamanın mimarisine dönecek olursam tekrardan bu alt kısımdaki SDA modülünün düzenlenmesi gerekiyor. Çünkü buradaki SDA modülünün amacı artık sayfadaki trend olan elemanları belirlemek olacak. Yani tekrardan bir göz izleme verisi kullanmaya gerek kalmayacak. Benim bugün söylemek istediklerim bu kadar. Hepinize çok teşekkür ederim. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Sorularınız varsa da cevaplamaktan mutlu olurum. Çok teşekkür ederim Şükrü Hocam. Çok heyecan verici bir çalışma. Yani makine öğrenme ve işte tahmin eden algoritmalarla bu çalışmanın menzilinin etki alanında gelişeceğini düşünüyorum ben gerçekten. Bu vesileyle, bu oturum vesilesiyle de çalışmayı duymuş, dinlemiş olduk. Soru var mıdır arkadaşlar? Devam edelim mi? Şeyden, YouTube'dan bakıyorum. Belki oturumun sonuna doğru sorular gelir. Çünkü biraz çalışmalar değerli, ufuk kaçan çalışmalar ve biraz sindirmeye de ihtiyaç var. Hemen arkasından soru gelmemesini de doğal buluyorum. Ki oturum sonunda sormak için de kendi hakkımı saklı tutuyorum soru
konusunda. İzninizle tamam, devam edelim o zaman. Şimdi sözü ben Ersin'e vereceğim. Ersin de İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nden. Çok pardon. Ersin İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nden mezun. Kendisi bir profesyonel aslında. Aynı zamanda sektörde de uzun yıllardır çalışıyor. Bitirme tezi kapsamında yürüttüğü bir projeyi bize anlatacak. Ben de dışarıdan Gökhan Hoca'yı yürüttüler. Bu çalışmaya eklemlenme, katkı verme, birlikte öğrenme şansı buldum. Karşılaştırmalı ve perişilebilirlik denetleme ve raporlama platformu. Biraz daha komparatif sektöre yönelik belli ekosistem içindeki odaklara, domainlerin platformlarına hızla bakabilmek mümkün olabilir mi? Hangi odaklarda problemler daha fazla? Bunları görmek mümkün mü sorusuyla yola çıktık. Bir lisans bitirme tezi projesiydi ama bence onun menzilini aşan değerli bir çalışmaya dönüştü. Ben de bu keyifli çalışmayı anlatması için Ersin'e sözü vermek istiyorum. Sağ olun hocam, çok teşekkür ediyorum. Ben de bu platformun varlığında emeğe geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Ekran geldi mi hocam? Geldi. Geldi, tamam. Karşılaştırmalı web erişilebilirlik denetleme ve raporlama platformu bir web uygulaması. İnternet sitelerinin web erişilebilirliğini denetleyen, hataları çıkaran bir uygulama. Kerem hocam bahsetti. Ben de özellikle teşekkür etmek istiyorum İstanbul Teknik Üniversitesi'nin hocam Gökhan Hoca'ya. Proje yönetiminde, teknik desteklerinde ve Kerem hocama da erişilebilirlik konusundaki engin bilgilerinden bizlere danışmanlık sağladığı için, projenin tamamlanması için. Şimdi bizim sistemimiz... Ersin, çok kısa araya gireceğim. Bir full screen yapar mısın? Şu an biz dosyayı açık modda görüyoruz da. Prezentasyon tamam, moduna istersen bir sağ alt köşede bu ekran büyütmenin yanında galiba. Ayaklı bir parça yok. Öbürkü sola gel. O işte geçtiğin. Presentation modu almanı rica edeceğim de şu an biz tamam oldu. Tamam. Ürünümüz ön yüz taraması yapıyor. VTEC 2.0 Level AA standartlarına göre ön yüzdeki hataları çıkarıyor, bizlere veriyor. Ürünümüzün özelliği aslında sadece tek bir sayfanın taramasını yapması değil, bir web sitesini uygulama olarak düşünürsek içindeki bütün bağlı sayfaların taramasını da yapabiliyor ve bu taramalar sonrası bir raporlama imkanı sunuyor bize. Her sayfayı tek tek sitesi tabi tutabiliyoruz. Test sonrasında her hata için elimizdeki bilgileri göstermek istiyorum. Hatanın açıklaması, VKEC dokümanındaki hatanın yeri, hatanın sayfadaki hiyerarşik olarak HTML adresi ve hatanın alındığı tag'i bize tek tek veriyor. Çözüm için developer'a yardımcı olmak için bunların hepsini uygulamamıza gösteriyoruz. Aslında hata nedir onu da anlatacaktım. Yeliz hocam çok güzel anlattı. Burada da bir ETGR sitesinden görsel var. Eğer alt text özelliği olmazsa okuyucu bunu doğru okuyamıyor. Bu bir hata, bunu denetleyebiliyoruz. Teknik olarak bahsedeyim biraz uygulamamızdan. PA11Y kütüphanesini kullandık hataları alabilmek için. Chart.js grafik ve panel elementleri için kullandık. Grafikler az önce Kerem hocamın söylediği gibi karşılaştırmalı grafikler yapıyoruz. Sektörler arasında rekabetçi anlayışı oturtmak için, erişilebilirliği göz önünde bulundurmak için. Yazılımımız Java tabanlı bir yazılım. Java 13 Spring Boot Framework ve REST mimarisi kullandık. Türkiye şartlarında yeni teknolojilerden. Ön yüzde JavaScript, jQuery, HTML, CSS ve Bootstrap. Veri tabanı olarak da PostgreSQL kullandık. Daha önce veri tabanları için Oracle, MySQL, MongoDB'yi de kullandık ama hem cloud sisteme entegre olabilmesi hem de hızlı çalıştığı için PostgreSQL'de karar kıldık. Test süreleri uzun sürüyor. Birçok uygulamanın bütün sayfalarını test edeceğimiz zaman da bayağı bir zaman alıyordu. Yüzlerce sayfayı test edebilmek için multi-thread yapısı kullandık. Burada Vodafone'un tek bir sayfasının multi-thread yapısıyla ne kadar hızlı test edilebildiğini görüyoruz. 700 saniyeden 200 saniyeye kadar 20 thread'de düşürebildik bu hızı.
Şimdi dünyadaki benzer uygulamalardan hemen bir örnek gösterip uygulamaya geçmek istiyorum. Bu web uygulaması verilen siteyi, verilen sayfayı sitenin kendi görsülü üzerinde hataları göstererek ortaya çıkarıyor. Bizim uygulamamızda da böyle bir şey var. Farklı olarak ama bütün sayfaları test edip raporlama da yapabiliyoruz biz. Şimdi uygulamaya geçeyim. Login sayfamız. Burası ana sayfamız. Ersin gelmedi ama görüntü. Şu an hala şeyi görüyoruz. Prezentasyonu görüyoruz. Öyle mi? Ekran paylaşımını değiştirmeniz lazım hocam. Tamam. Şu an sunum olduğu için. Evet, muhtemelen PowerPoint'e verdim sen şeyi. Hı-hı. O pencereyi açtım. Stop deyip tekrar paylaşıyorum. Evet. Şimdi uygulama geldi mi hocam? Geldi. Güzel. Bir giriş sayfamız vardı. Orasını hemen gösterebilirim şöyle. Kullanıcı girişi yapıyoruz. Ana sayfamız burası. Ana sayfamızda girdiğimiz siteyi teste bastığımızda sadece Vodafone.com.tr'nin ana sayfasını teste tabi tutacak şu an. Ve az önce Wave'deki gibi sitenin görseli üzerinden hataları gösterecek. Şurada Full Inception checkbox'ını tıklayıp teste bakarsak Vodafone.com.tr üzerindeki uygulaması içerisindeki yaklaşık 120 sayfayı birden teste tabi tutacak. Şimdi tek sayfalık testin nasıl olduğuna bakalım. Wave'e benzer solda hatalarımız var. Hataların detaylarını görebiliyoruz. Şuradaki More Detail butonu ile hatanın guideline'da 1.4'teymiş. BKEC guideline'ında. Buradaki yerine gidiyor. Öğretici olabilmesi hatayı daha rahat çözebilmek için böyle ayrıntılar koyduk. Hataya tıkladığımızda hatanın açıklamasını alabiliyoruz. Burada şunu da belirteyim. Bu noktada her hata için hatanın açıklaması, hatanın HTML adresini de veriyoruz. Yine her hata için dokümandaki ilgili yere gittiğimizi görüyoruz burada. Şimdi devam edecek olursak, history alanında daha önce yapılan testler ve bunların analiz panellerini göreceğiz. Bu sayfada az önce yaptığımız Vodafone testin 16 tane hatası varmış. Bir tane sayfayı teste tabi tutmuştuk. Bütün hataları daha böyle tablo şeklinde görmek için yapıldı bu sayfada. Ayrıca Excel halinde doküman olarak alıp hataları da görebiliyoruz. Excel'deki veriler de az önceki tablodakiyle aynı. Web sitesi. Web sitenin test edilen sayfası, hatanın açıklaması, hatanın HTML adresi ve doküman bilgisi. Şimdi bütün hataları sayfanın tablo halinde gördük. Bir de şu aşağıda görüyorsunuz, Vodafone daha önce teste tabi tutmuş. 127 tane sayfayı teste tabi tutmuşuz. 6610 hata almışız. Bu sayfada bütün Vodafone.com.tr'deki teste tabi tutulan sayfaların tek tek hata sayılarını ve hatalarını az önceki ekranda tek tek görebiliyoruz. Ve view details diyerek de tek sayfa görünümüyle her sayfanın hatalarını site ön yüzlemesi üzerinden görebiliyoruz. Az önce anlattığım şekilde hata detayları falan bulunmakta burada. Aynı şekilde hataları tek tek tablo görünümünde de görebiliyoruz burada. Biraz daha ileri alıyorum.
Şimdi neleri gördük? Sayfanın tek sayfanın analizi nasıl yapıldığını, bütün uygulamanın sayfalarını analiz ettiğimizde tek tek sayfalarına bakabildiğimizi, detaylı analiz yapıp bütün hatalarını tablo olarak veya Excel olarak görebildiğimizi gördük. Uygulamanın diğer bir özelliği de analiz paneli. Analiz panelini görelim. Biraz daha geriden alıp gösteriyorum. Error analiz panel ile test ettiğimiz web uygulamasının sitenin değil bütün sayfaların bir dashboard'unu görüyoruz. Toplam teste tabi tutulan sayfa sayısı 64, alınan hata 171 ve en çok alınan hata da 16. Buradaki grafiksel gösterim. Grafiksel gösterimden önce bir tek dokümanına tekrar bir erişim var burada. Öğretici olması adına. Grafiksel gösterim en çok alınan 5 hatayı listeliyor ve grafikte gösteriyor. Grafik üzerinde oynamalar yapılıyoruz. İnşallah hatalar çözüldükçe developerlar da böyle oynamalar yapar. Daha anlaşılır olması için en çok alınan 10 hatayı tablo halinde gösteriyoruz burada. Bu alanda karşılaştırmalı grafikleri çıkardığımız alan, daha önce test edilen web siteleri, database'imizde kaydediliyor bunlar hatalarıyla birlikte. Web sitelerini tamamıyla veya sektördeki diğer web sitelerle veya TürkNet'in daha önce yapılan testleriyle karşılaştırma imkanımız var. Buradaki karşılaştırma kriterleri de üretilecek grafiğin nasıl, neleri karşılaştıracağını belirliyor. İşte burada bir grafiğimiz çıktı. Bu grafik ile farklı uygulamaların erişilebilirlik hatalarını daha böyle rekabetçi bir anlayışla ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Grafiksel gösterimde yine dokümanın hangi alanlarında bu hataların olduğunu belirtmeye çalıştık. Yani bu uygulamaya alan herhangi bir developer'ın hatanın sebebini ve nerede çözüm olduğunu hemen bulabilmesini arzu ediyoruz. Hocam uygulamamız bitti. Tekrar bir özete gerek varsa yapabilirim. Teşekkür ederim Ersin. Anlaşıldığını düşünüyorum. Yani elimizde tek tek sayfa bazında ya da işte bağlı sayfaları otomatik olarak hızla web erişilebilirlik web erişilebilirlik içeriği yönergelerine göre, WCAG 2.0'a göre audit'e tabi tutan, değerlendirmeye tabi tutan bir araç var. Aynı zamanda web'deki gibi doğrudan ekrana gidip arayüz üzerinde de problemleri işaretleyerek bize ilgili standartla da eşleştirerek tarif ediyor. Burada tabii heyecan verici olan bunu komparatif olarak da yapabiliyor olması. Yani biz telko sektöründeki web sitelerinin karşılaştırmalı olarak belli bir tarihte ya da eski sürümlerini yan yana değerlendirebiliyoruz. Ve işte telko sektörünün web siteleri farklı tablolarda da görüntüleyebiliyoruz. Pratik, basit, etkili bir sonuç sunuyor. Yani bu çok fazla konuşuluyordu. Ben hızla belli programlarda ama entegre olarak bunları bütüncül olarak tek bir platform üzerinden tarayıcı tabanlı çok da fazla yapamıyorduk. Şimdi sanırım bunu Türkçe olarak da yapılması gibi bir plan uzun vadede evet, var. Hocam. Ki evet. Hani herkes bunu Türkiye'de Türkçe'de kullanabilsin. Katkısı olacağını düşünüyorum alana. Aslında ve bu tarz çalışmaların sayısının da artması gerektiğini düşünüyorum ben kendi adıma. Sorular var mı arkadaşlar Ersin'e yöneltmek istediğiniz? Herhalde açacak mısınız bunu gibi bir soru gelebilir. Dışarıya, kullanıma. İlk akla gelen sorulardan biri budur. Bu da zaten aramızda devam eden bir tartışma. Hani bunu bir şekilde dışarıya nasıl açarız kullanıma? Nasıl çalıştırmalıyız? Çünkü bu farkındalığı artıracak muhakkak. Yani problemlerin hızla ortaya konması. Tabii şu notu da düşeyim ben. Tek başına erişilebilirlik değerlendirme araçları, otomatik olarak bunu yapanlar problemleri
tamamını ortaya koymuyor arkadaşlar. Yani muhakkak bunun yanında bu konunun uzmanlarının böyle bir tür walkthrough içinde işte destek teknolojileri, yardımcı teknolojilerle içeri girip bunları denemesi gerekiyor. Engelli toplumdan arkadaşların da içeride olması gerekiyor. Çapraz değerlendirmelerle ancak problemlerin tamamını teşhis etmek ve nasıl çözüleceğine karar vermek mümkün. Bu bir başlangıç. Onun altını çizeyim ısrarla. Yanılgı oluşmasın. Ben bu platformu alırım, bütün problemlerimi teşhis eder. Ondan sonra da çözer yoluma devam ederim. Demek mümkün değil. Ama şunu da söyleyeyim. Çok fazla problem var. İşte geçen yıl 2020'de WebAIM bir çalışma yaptı. 1 milyon tane popüler web sitesine baktılar ve hani onların içinde neredeyse hatası olmayan web sitesi yok gibi. Ve problemler birbirine benziyor. En azından problemlerin ne olduğunu bu araçlarla tespit edip küçük minör müdahaleler bile majör çıktılar, etkiler yaratabilir. Bununla başlayarak sonra da tamamlayıcı adımları uzmanları içeri alarak gerçekleştirmek mümkün. Yeri gelmişken bunu da söylemek isterim. Peki, çok gevezelik etmeyeyim. Sorumuz şu an için gözükmüyor. Yine oturup sonuna Emre Taşkın'dan bir soru geldi. Bu uygulama ekran okuyucularla erişilebilir olarak kullanılabiliyor mu? Bu uygulamayı nasıl edinebiliriz? Emre hemen sormuş. güzel soru Ersin. Ne diyorsun buna? Cevabın nedir? Hocam, ekran okuyucuyla birlikte çalışması normal web sitesi. İstediğimiz gibi çalıştırabiliriz. Ne zaman edinebiliriz diye cevap vermek istiyorum. Birkaç gündür çalışıyoruz. Amazon serverlarında güzel bir alan aldık. PostgreSQL'e geçmemiz de bu yüzden yeni olmuştu. Ya bu ayın sonunu bulmak efektif bir şekilde çalışacak şekilde engelsizweb.com'dan açılacak umarım. Tamam, burada araya gireyim ben. Emre'ye de cevap vereyim. Bu belki yayın almadan önce de Ersin Emre'lerden, topluluk içindeki uzman arkadaşlardan destek alırız. Evet. Onlar bir baksınlar. Gerçekten bir kere bu platform erişilebilir. Ona da bir bakmak gerek çünkü biz tasarımcılar, yazılımcılar bazen kendimizi o kadar kaptırıyoruz ki yani topluluğa hizmet edecek bir aracı yapayım derken erişilebilir olmayabiliyor yeterince. Bu başımıza gelen bir şey. Terzi kendi söküğünü dikemiyor. Orada muhakkak topluluktan destek alır. Belki de yayına öyle çıkarız. Umarım Emre'ye bu şey olur, bir cevap olur. Peki, teşekkürler Ersin aktarım için. Şimdi yola devam ediyoruz. Ben biraz sürede Majdar tanıdım çünkü kaptanımızdan, Özhan Hoca'dan bize izin geldi dedik. Yani son oturum, online de bir oturum. Çok da telaş ettirmeyin hocam. Bence de sizi çok çok değerli şeyler, sunumlar var. Burada hocalarımız vakti istediği gibi kullansın dedi. Çok sarkma olursa tabii ben yine araya girerim ama bence fena gitmiyoruz. Yola devam edelim şimdi. Sırada Alp var. Doçent Doktor Beyiç Alp Aytekin. Kendisi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Alp'i burada benim için ayrı bir keyif. Çünkü kendisi benim doktor öğrencim. İlk mezun ettiğim doktor öğrencim. Şimdi doçent ünvanını taşıyan bir hoca olarak karşımda benim aracı olduğum, koordinasyonda katkı sağladığım bir oturuma katılımcı olarak kendisi katkı verecek. Bu beni ayrıca mutlu edip heyecanlandı. Daha nice oturumda birlikte böyle buluşuruz. Onların da bir araştırma merkezi var. Tıpkı ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nde olduğu gibi. Onlar da yeni nesil teknolojilerle yine biyometrik, biyometrik veri üzerine çalışmalar yapıyorlar. Ve onlar uzaktan veri topluyorlar. İlgi çekici olacaktır. Ben de ilk kez dinleyeceğim. Merakla bekliyorum ve sözü Alp'e veriyorum. Merhabalar, çok teşekkür ederim hocam. Benim için sizin heyecanınızın 1000 katı, öyle söyleyebilirim. Gerçekten mutluluk verici. Hem sizleri tanıma fırsatı hem sizinle olma, yeniden birlikte olma şansı benim için çok kıymetli. Özhan hocama da çok teşekkür ederim. Bu vesileyle ona da selamlarımı iletmiş olayım. Ben böyle çok hızlı konuşarak ve heyecanla aktarmaya çalışacağım, müsaadenizle hemen ekranımı paylaşayım. Lütfen beni durdurunuz. Şöyle, ben bir görsel iletişim tasarımcısıyım. Kendimi birazcık daha bu alanda farklı bir yerde buldum. Ve öyle bir konumdan aslında anlatmak, aktarmak istiyorum size. Umarım ekranım gelmiştir şu anda sorunsuz. Dediğim gibi hocamın başkanlığında, kaptanlığında burada olmaktan da ayrıca heyecanlıyım. Şimdiden hatam olursa affola. Aslında Yeliz Hoca'nın sunumu üzerine birçok kafamda şekillenen sorular da yerine oturdu ama benzeri bir yerden tutup da nasıl ilerletebileceğimizi ben aktarmak istiyorum size. Öyle bir yol bulduk çünkü. Erişilebilirlik üzerinden de bunu açıklamaya çalışacağım olabildiğince. Şöyle basit bir sunum planı yaptım.
Üç tane temel soruya yanıt vermeye çalışacağım sizin için. Ben niye buradayım ve bu sunumu yapıyorum? İşte bir kısmını aktardık zaten. Bizim bir labımız var hocamın dediği gibi. Biz bu labı hangi amaçla kurduk ve ne yapmaya çalışıyorduk? Temel hedefimiz neydi? Ve elimizdeki şu anki teknolojilerle erişilebilirlik adına ne yapabiliriz gibi üç temel soruya 15-20 dakika içinde çok kısaca yanıt vermeye çalışacağım. Hocamın da bahsettiği gibi ben yollarımız doktora esnasında kesişti Kerem hocamla. İyi ki de kesişti. Burada olabilmemin ve şu andaki doçent unvanımın nedenidir. Hani bunu da arz etmek isterim. Görsel sanatlar, görsel iletişim tasarımını okuduktan sonra film drama alanına biraz yöneldim. İşte iletişim meslek lisesi çıkışlıyım, sektörde çalıştım falan derken yolumu kaybettiğim bir dönemde aşağıda gördüğünüz sırayla aslında zihnim yerine geldi. Önce Kerem Hoca ile tanışmam, ardından Tekil 09'da UX üzerine sunumunu dinlemem, daha sonra UX İstanbul toplantısında oradaki network ve ekosistemle karşılaşmam derken benim tasarımcı olarak kendimi konumlamaya çalıştığım yerde akademik olarak bir karşılık bulmama neden oldu açıkçası. Çünkü biliyorsunuz hani yani estetik anlamda da çok tartışılıyor, felsefi anlamda da estetik tartışılıyor. Görsel iletişim tasarımcısının yaptığı şey her ne kadar fonksiyonel mühendislik tarafları içerse de neticesinde estetiğe, sanata dayanan belli kural ve biçimleri ölçemediğiniz bir yere de tekabül ediyor. Ama bugünün teknolojisiyle özellikle kullanıcı söz konusu olduğunda buraya iyice bir bakmak gerekiyor. Ben bunu nasıl yapacağımı bilmiyordum. Bir yolum yoktu. Çok şaşkındım, öyle ifade edeyim. Mardin sahasında telkari ustalarıyla bir çalışma yaptık ve iletişimi de teknolojik iletişimi devreye alan, aracı olarak kullanan bir model önermeye çalıştık. Dediğim gibi ben mühendis kökenli değilim. Eğitim bilimci kökenli de olmadığım için benim bulunduğum konumdan insan bilgisayar etkileşim alanına girmek enteresan bir deneyim getirdi yapıya. Daha sonra biraz da süreci uzattım. Hocama verdiğim sözü biraz böyle esneterek yaklaşık işte 4-5 dergi dolaştıktan sonra yolumuzu bulabildik. Ama indeksli bir makaleye de dönüştü bu test süreci. Orada hakem ve editörlerin uluslararası anlamda yaklaşımları bizim bu alanda yapmaya çalıştığımız dair bana çok yol gösterdi açıkçası. Tamam, tasarım adına bunları söylüyorsunuz, işte çok ciddi sosyal bilimsel veya antropolojik sahalar yapıyorsunuz ama hani bunu bir zemine oturtmak, bir bakıma bir tık fonksiyonel veya mühendislik bakış açısıyla da konuya yaklaşmak lazım dedikleri noktada ben biyometrik datayla tanıştım aslında. Hani ne yapabiliriz netleştirmek adına. Ve bu bizi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ndeki İleri Medya Teknolojileri Laboratuvarı'nı kurmaya sevk etti. Burada sürece başladığımızda aslında laboratuvarı fiziksel bir mekandan ziyade bir çanta olarak tasarlamaya çalıştık. İşte Tool'un güzel bir çantasını aldık. Orada Eye Tracker Glasses 2 modelini, Shimmer GSR Plus'ı, işte bir tane oksiyometreyi, bir tablet ve bir laptop'tan oluşan bir seti çanta haline dönüştürdük ve hayalimiz şeydi, tamam fiziki labımız olsun ama bizi çağırdıkları yere gidebilelim, bu biyometrik datayı toplayabilelim. Çünkü bir farkla bu sahaya yaklaşmaya çalışıyoruz. Çok kıymetli, çok değerli şeyler okuyorum, sizler de anlattınız ama üstüne bizim yapmaya çalıştığımız görsel işitsel uyaranı tasarımcı gözüyle, tasarım bakış açısıyla, medya ve iletişim literatürün üstünden başka bir yerden okumak, onu UX tarafıyla birleştirmek ve burada aslında tasarımcıya da belli guideline'lar verebilecek, kullanıcı deneyimcisine de belli guideline'lar verebilecek bir biyometrik data yöntemi kullanmak üzerineydi. Bu esnada bir labımıza eklenti de kurduk. Okulun profesyonel e-spor takımıyla beraber ona işte adı ciğer dedik. Game Rangers ve Game Research. Game Studies alanına da oradan girmek istedik. Oradaki temel hedefimiz de profesyonel e-spor koçluğu yapabilecek bir biyometrik data laboratuvarı yaratmakta aslında. Bu işler 2017 senesinde başlayıp 2019'a doğru hızlanırken malum koronavirüsle karşı karşıya kalınca Eliz hocamın da bahsettiği gibi özellikle eye tracker sahasında çok ciddi bir ket vurdu bize. Frenlemek zorunda kaldık. Tam da düşünürken ya ne yapacağız, ne edeceğiz, işte bu işlere nasıl çözüm bulunabilir, insanları laba nasıl sokarız veya biz gideriz derken Emoti ile tanıştık. Şöyle göstermek istiyorum size. Ben direkt Webrazi'nin kendisinden alıntıladım. Webrazi'de bir gün böyle bir haber okudum.
İşte donanımsız nöroteknolojiler gelişti. Yani yerli girişim, MOT, AI falan. Allah Allah dedim, nedir bu? Aşağıda görsellerini görüyorsunuz. Genç girişimciler İstanbul'da okuyup mezun oluyorlar. Ardından Kore'deki Startup Bakanlığı'nın yarışmasında fonlanıyorlar. Ve şu an işte Seul'de bir ofisleri var, İstanbul'da bir ofisleri var. Hemen LinkedIn'den tanışma çabasına giriştim. Merhaba, biz de buradayız falan gibi. Sağ olsunlar, cevapsız bırakmadılar. Uzun soluklu görüşmelerin ardından ortaklık yapmaya karar verdik. Sağ olsunlar, teknolojilerini bize transfer ettiler. Biz de onların bir çeşit Ar-Ge sahası gibi çalışmaya başladık. Çünkü elimizde zaten fiziksel bir saha deneyimi ve yapabileceğimiz bazı şeyler vardı. Mikro ifade analizini, göz takibini, göz bebeği analizini, nabız tespitini, ses analizi ve metin analizini tamamen uzaktan derin öğrenmeyle çalışan bir yapay zeka algoritmasıyla ölçümleyebilen bir sisteme sahipler. Birazdan arayüzünü de göstereceğim size. Nabız tespiti RPPG'yi ayrı tuttum. Onun üzerine bir Ar-Ge çalışması yürütüyoruz beraber. Ondan da bahsetmek istiyorum. Şu an ekibin bir tarafı Seul'de, bir tarafı burada şeyde İstanbul'da. Bu vesileyle müsaade ederseniz ben o ekibin kurucuları olan Soner Bey'e, Ozan Bey'e, Benan Bey'e de çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü benzeri uluslararası teknolojiler var ve ciddi bir yatırım değeri gerektiriyor. Bizim network'ümüz ve bütçelerimiz nispeten az olduğu için böyle bir şeye erişmek açıkçası bize çok büyük şans yarattı. Ben biraz nelerle ilgilendiğimizden bahsetmek istiyorum size. 3 tane MOT ile tanışmadan önce yayın sürecimiz vardı. Eliz Hocam, bu etik kurul sorusunu da o yüzden sormuştum. Diş hekimliğinden bir hocamızla beraber dental anksiyete çalıştık. Ben 20'lik dişi çekilen işte 40 tane hastanın yanında CSR verisi topladım. İşte bir takım şeyler, anksiyete ölçekleri kullandık. Üzerine CSR topladık, CSR verisi topladık. Üzerine işte derinlemesine görüşme falan yaptık. Biz hep şeylerle karşı karşıya kaldık. Bu bir klinik saha mı, tıbbi saha mı? İşte kullanacağınız bu biyometrik veri cihazları girişimsel mi, değil mi falan? Neredeyse Sağlık Bakanlığı'na kadar gitmesi gereken bir süreçle karşı karşıya kaldık. Yani bu noktada halen sanıyorum Türkiye'deki sahalarda belli problemlere sahibiz. Ama sosyal bilimler etik kurullarına götürerek, süreçleri anlatarak bunu da aşmaya çalışıyoruz bu yandan. Daha sonra ASMR etkisi üzerine ben yine CSR'le bir çalışma yürütmeye çalıştım. Broşürler üzerine çalıştık. Aslında medya iletişim uyaranlarının tamamı, arayüzler ve oyunlar bizim temel ilgi alanımız. Hani onların arka taraflarından ziyade biraz daha front-end taraflarıyla ve oralarda izleyici, kullanıcı ile ilgili deneyimsel motivasyonel çıktılarla ilgili biyometrik datayı çalışmaktan hoşlanıyoruz veya motivasyonumuz bu noktada, öyle söyleyeyim. Ama yoğunlaşmak istediğim 2 tane çalışma var, onlardan bahsetmek istiyorum size. Şu anda saha sürecinde olan bir çalışmamız görsel kimlik yansımasından kurumsal itibarı görmek diye bir çalışma. Burada özellikle bu MOT AI teknolojisini, yapay zeka temelli bu uzaktan ölçümleme teknolojisini çekirdek teknoloji olarak kullanarak bir metodoloji önermeye çalışıyoruz literatüre. Bunun adını da biyometrik veri hasadı koymayı deneyeceğiz. Bakalım neyle karşı karşıya kalacağız, biz de bilmiyoruz. Özellikle bu hasat etmek kelimesi uzaktan olgunlaşan motivasyonu toplamak ve bunu çok uluslu, çok geniş ölçekli yapabilmek adına bizim çok hoşumuza gitti. Bunu dediğim gibi yerleştirmeye çalışacağımız bir süreç söz konusu. Şöyle, RepTrack diye bir şey yayınlanıyor her yıl. Dünyanın itibarlı işte ilk 100 kurumsalı ve logosu şeklinde bir liste var. Biz bunlar içerisinden korona dönemi de dikkate alarak ilk 10 logoyu seçip onu bir çizgisel ölçekle birleştirerek tasarımcılara bir guideline sunmaya çalışacağız. iTrack çalışmasıyla, buradaki çıktıyla daha doğrusu, bu yöntemle. Yani tasarımcılara şunu demek istiyoruz. Siz şu tarz çizgisel ögeler ve çizgisel patternlar kullanarak tasarım yaparsanız elde edeceğiniz kurumsal çıktı şuna 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 denk gelecek. Diğer türlü çalışırsanız işte logo çıktınız buna 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 denk gelecek gibi. Şimdiye kadar olmayan bir deneme aslına bakarsanız. Aynı bizim erişilebilirlik, kullanılabilirlik guideline'larında olduğu gibi aslında estetik tarafı da kapsayan bir içerik sunmaya çalışma çabası. Diğer tarafta da şu an MOT, AI, RPPG üzerinde henüz algoritmasını olgunlaştırmış durumda değil.
Bunun örneklerini göstereceğim. Literatürü araştırdık. Çok ciddi RPPG çalışmaları var. Biz şu an labda fiziksel olarak kullanıcılardan yüz verisi alıyoruz. Emoti ile paylaşıyoruz. Onlar derin öğrenme sistemlerine geçiriyorlar. RPPG'yi de olgunlaştırıp servis edebilme noktasında böyle bir Ar-Ge sürecinde birlikte paylaşıyoruz. Çalışmalardan örnekler gösterip biraz daha detaylandırmak istiyorum. Bir saniye. Detaylandırmadan evvel de özelliklerini verip aslında geçmek istiyorum müsaadenizle. Şimdi bu bize şunu sağladı. Oturduğumuz yerden dünyanın herhangi bir yerindeki bir kullanıcıya gidip yaklaşık işte 1-2 dakika içerisinde tüm biyometrik veriyi uzaktan toplayabilme avantajı sağladı. Geçerlilik ve güvenilirlikle ilgili eye tracking ve facial expression verilerinde herhangi bir sorun yok. Algoritma orada denenmiş ve çalışabilir halde. WhatsApp'tan mail aracılığıyla veya bir telefon konuşmasıyla bile kullanıcıya vereceğiniz bir link üzerinden sistem sizi bir web tabanlı, browser tabanlı bir şeye yönlendiriyor. Bir çalışan programa yönlendiriyor. Çok hızlı bir şekilde göz kalibrasyonu yapılıyor. Eğer yüzünüz seçilebilir durumda değilse RPPG veya eye tracking verisi için sistem sizi uyarıyor. Çalışma dışı bırakıyor. İşte gözlüğünüzü çıkarın, arka aydınlatmayı azaltın falan gibi uyarılır mevcut. Hemen ilgili uyaranı gösterebiliyorsunuz. Çok yakın zamanda UX temelli arayüzlerin içine de dahil olacak bu oyunlar dahil. Datanızı toplayıp kişisel bazda veya toplu bazda veri alabiliyorsunuz. Dolayısıyla bunu yapabilmek de çok hızlı ve çok hızlı ölçeklenebilir bir şey sunuyor bize aslında. Teknoloji aracılığı sunuyor. Bu noktada da her türlü UX çalışmasının buraya entegrasyonu, özellikle erişilebilirlik açısından dezavantajlı grupların evden çıkmadan sahaya dahil olabilmesini çok önemsiyoruz. Çünkü fiziksel bir engeli vardır. Bu bir erişilebilirlik engeli olarak önümüzdedir. Kullandığı teknolojiye veya kullandığı yardımcı teknolojiye uyumlu bir şekilde bir link atabilmek ve o link üzerinden eş zamanlı olarak datayı toplayabilmek bence çok kıymetli. Tam da şu dönemde ne yapacağız diye kara kara düşünürken çok hoş bir tesadüf oldu bu teknolojiyle tanışmak. Oyunların içine entegrasyon çok temel anlamda emotinin istediği bir şey. Biraz e-spor alanına da profesyonel olarak Kore'de oldukları için öncelik tanımaya çalışıyorlar. Kore Üniversitesi ile işbirlikleri var. Kore'deki birkaç kurumla işbirlikleri var. İşte şimdi Türkiye sahasında da üniversiteler üzerinden genişlemek istiyorlar. Tabii tahmin edersiniz pazarlama sektörüne, pazarlama şirketlerine çok ciddi anlamda teknolojiyi satma arzuları var ki bir yandan da Ar-Ge'si gelişebilsin. Bu noktada ben erişilebilirlik anlamında çok avantajlı buluyorum. Biraz arayüzün örneklerine bakarsak daha da kafamızda netleşir diye de düşünüyorum. Çalışmayı verdikten sonra dediğim gibi bir linke tıklatıyorsunuz kullanıcıyı. Çok basit bir kalibrasyondan sonra aslında bir tane tam ekran uyaran görüyor. Bu uyaran video olabilir, still frame olabilir. Birkaç ay içerisinde UX'in kendisi olabilir. Web sitesi, mobil arayüz veya oyun fark etmeyecek. Kullanıcı sizin istediğiniz süreci deneyimledikten sonra yine bu uyaran sonrasında bir çevrim içi anket veya başka bir yere de yönlendirebiliyor olacaksınız kullanıcıyı. Daha sonra bu toplu görünüm, toplu sonuçlar görünümü. Örneğin bakın biz logolarla ilgili çalışıyoruz diye bahsetmiştim. Bizim 2 dakikalık bir videomuz var. Yaklaşık olarak 10 saniye gösteriyoruz her bir logomuzu. 10 saniye sonra first fixation duration için araya bir X işareti girip daha sonra diğer logomuzu gösteriyoruz. Heatmap çıkartabiliyor sistem şu anda. Gaze plot için yine birlikte çalışıyoruz. Onu üretmek adına geliştirmeye çalışıyoruz teknolojiyi. Uyaran üstünde anlık olarak aşağıda gördüğünüz timeline bazında heatmap'i alabiliyorsunuz. Toplu heatmap'i. Aşağıda da yine timeline üzerinde keyframe'e denk gelen yerde mikro ifade analizini görebiliyorsunuz.
ve bunun toplu sonuçlarda grafiğini alabiliyorsunuz. Bu anlamda hem kişisel bazda hem toplu veriler bazında çok hızlı sonuç alabilmenizi sağlıyor. Yukarıda çeşitli filtrasyonlar var. Yaş, cinsiyet, demografik olarak özel bir eğer şey kategori benimsiyorsanız bu herhangi bir erişilebilirlik problemi durumu olabilir. Özel olarak bunu kategoriye dönüştürmek mümkün. Böyle data çıktısı alınabiliyor. Yine toplu sonuçlarda göz takibi uyaran dağılım haritası diye Türkçeleştirmeye çalıştım ama eye tracking distribution diyorlar onlar. Uyaranın kendisi üzerindeki genel gaze plot'a benzer bir yapı bu. Gaze plot'a doğru da çeşitlenecek. Burada dikkat puanı, etkileşim puanı, kalibrasyonun kendisinin puanı gibi değerleri de aynı Tobii'de olduğu gibi, Tobii'nin eye tracker çıktılarında olduğu gibi görmek mümkün. Bu da aslında çok şey, hani geçerliliği yüksek bir veriye ulaşmamızı sağlıyor. Bu toplu sonuçlardan bir örnekti gösterdiğim. Tekil sonuçlarda da şey yapabiliyorsunuz, çok daha detaylı veriye, kullanıcı verisine ulaşabiliyorsunuz. Tamamen web tabanlı çalışıyor. Kullanıcı adı ve şifrenizle girip ilgili kaç kişiyle çalışacaksanız çalışmayı yaratıp o çalışma için yaratılan link üzerinden de çok hızlı bir şekilde bu biyometrik veri setine gidebiliyorsunuz. Diğer çalıştığımız çalışmaya da değinmek istiyorum. Bu 2018'de yapılan bir araştırmadan örnek bir görsel kaynağını vermeye çalıştım. RPG teknolojisi tamamen ekran ışığından ya da ortam ışığından yüzün altındaki heat map'i çıkartıp kılcal damarlardan PPG verisine ulaşıyor. Daha sonra bunu biz şu an şeyle çalışıyoruz, Shimmer'la yaptığımız fiziksel sahada BPM'e dönüştürdüğümüz algoritma verileriyle birlikte karşılaştırmalı olarak derin öğrenmeyi besliyoruz. Yani RPPG veriyi okuyacak, yapay zeka beslendikten sonra otomatik olarak BPM'e dönüştürecek. BPM'e dönüştürdüğü zaman geçerliliği sağlandığı noktada da ilgili setup size kullanıcının hem nabzını hem de mikro ifadelerin daha tutarlı bir versiyonunu sunmaya da başlayacak. Bu her türlü alanda hem dezavantajlı gruplar anlamında hem Game Studies alanında da artı bir veriye dönüşecek diye düşünüyorum. Biraz burada dediğim gibi yani hani biz ne yapıyoruz, elimizin altında neler var, nelerle ilgileniyoruz ve böyle bir teknoloji bize ne getirir tartışmak, sunmak üzere burada olmak istedim. Aslında çok hızlı anlattım. Umarım vaktimi kıymetli kullanabilmişimdir. Benim göstereceklerim, söyleyeceklerim bunlar. Çalışmalardan daha detaylı bahsetmemi isterseniz, vaktim kaldıysa biraz daha detayına girebilirim. Şu an çok yeni bir teknoloji. Ekip Türk bir ekip. Birkaç tane dünyada olgunlaşmış satılan versiyonu var bu uzaktan biyometrik veri toplama işinin. Biraz işte nöromarketing altında yapılıyor. Ciddi bütçelerle yapılıyor ama MOT bizimle olduğu gibi diğer üniversiteler ve araştırma ekipleriyle de anlaşmaya çok hevesli bir ekip, genç bir ekip. Geliştirilmeye de teknolojileri çok açık. Elimizde böyle bir şey varken de örneğin hocam ben şeyi çok merak ettim, çok da isterim hani otizmle ilgili yaptığınız çalışmalara buradan girip başka kullanıcı gruplarıyla birlikte çalışmak mümkün, ölçeği genişletmek mümkün ya da aklınıza gelebilen herhangi bir sahada konunun üstüne gitmek mümkün gibi görünüyor. Örneğin Şükrü hocam sizin sunumunuzda da ekstra mimarisi sonuç verdikten sonra daha tasarım tarafında, UX tarafında da işlenebilir hale dönüştürecek bir modül de eklenebilir mi sorusu benim aklıma geldi. Hani oralarda belki bir çalışmaya birlikte gitmek mümkün gibi noktalarda da heyecan duyduğumu belirtmek isterim. Umarım yeterli derinlikte olmuştur diye düşünüyorum. Çok teşekkürler Alp, bu vesileyle dinlemiş olduk biz de Himoti'nin potansiyelini, yapabileceklerini. Yani burada ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü ile ortak çalışma olanakları varmış gibi gözüküyor. Onlar da en azından kendi çalışmalarının menzilini geliştirebilirler. Var mı burada soru? Hızlı, kısa bir soru alabilirim ben. Kerem Hocam ben sorabilirim. Tabii ki. Teşekkürler. Öncelikle çok teşekkürler sunum için. Yani. Ben şeyi merak ediyorum burada. Şimdi biz
web üzerinde, web tabanlı göz izleme teknolojisi üzerinde çalıştık. Hatta bu dönem bir bitirme projemiz vardı bizim de. Göz izleme verisini kullanarak mobil uygulamayı kontrol edebilir miyiz? Yani alternatif etkileşim yapabilir miyiz diye. Orada şey sıkıntısını yaşadık bayağı. Yani gelen verinin accuracy'si, yani ne kadar iyi toplanıyor veri. Oradaki şeyi yaptılar mı? Yani ne kadar iyi veri toplayabiliyorlar? Bir bunu sormak istiyorum. Bir de mesela biz göz izleme verisi toplarken mutlaka kullanıcıdan consent alıyoruz. Yani verisinin nasıl saklanacağı, özellikle veri data protection adına verisi nasıl saklanacak, nasıl düzenlenecek, uzaktan olduğu zaman bunu nasıl sağlıyorlar? Bir de onu merak ettim. Çok teşekkür ederim hocam sorularınız için. Elimden geldiğince yanıtlamaya çalışayım. Bizim çalışmalarımızdaki verinin kullanımına dair onay şu şekilde. Önce bu çalışmaların biz de hani etik tarafından geçmesini ve ilgili formların denetimini yaptık, onayını aldık. Bu şeyi gördükten sonra bu çalışmaya dahil olabilmeleri için kısa bir metinle gönderiyoruz linki. Şöyle bir çalışma yapacağız, linke tıklayarak lütfen katılın diye. Çalışmanın ardından otomatik olarak bir de çevrimiçi forma yönlendiriyoruz kullanıcıyı. Orada onam da veriyorlar. Yani bilgilerim alındı, kullanılabilir ve hani bundan sonrasına da devam etmek istiyorum gibi. Dolayısıyla bir kendimiz şu an manuel çözüm bulduk. Metodolojiyi de tam oturtmaya çalıştığımız bir süreçteyiz. Ama süreç çok açık. Yani diyebiliyoruz MOT'ye, siz uyaranla ilgili kalibrasyona bağlamadan önce işte onay ekranı çıkartın, şöyle yapın, böyle yapalım falan gibi yönlendirmek mümkün. Onlar çalışmaya özel sizin için ekranlar tasarlayabiliyorlar. O datayı da bir veri tabanı bilgisi olarak alabiliyorlar. Şu an hakikaten çok erken evresinde hani teknoloji. Biraz da böyle hani üniversite işbirliğinin çalışmalar üzerinden ihtiyaçlara yönelik süreçte ilerlemenin, iyileştirmenin iyi tarafı da bu. Bir şey hani çok toplantılarda mesela çok yazılımsal ve mühendislik bir yerden çalışıyorlar ama bizler daha UX temelinde tasarım üzerinden şuraları şöyle iyileştirsiniz dediğimizde gerçekten akıllarına yatıyor, bir yandan da birlikte geliştirdiğimiz bir süreç. Şu an onu manuel çözdük ama çok basit bir şekilde prosedürün herhangi bir yerine onamı alıp ilerlemek de çok mümkün bu yapıda. Kalibrasyonun geçerliliği çok fazla. Herhangi bir ekrandan bağlanabildiğiniz için bu arayüze, mobil telefon olabilir veya oturduğunuz herhangi bir laptop ekranı olabilir. Çok düşük çözünürlüklü kameralarla bile işlevsel sonuç alınabilirliği denetliyor sistem. Yani sizin yüzünüzden veriyi topladığı için öncelikle gözlüğünüz var mı, makyajınız buna engel mi veya herhangi bir yüz kusurunuzla ilgili okunamayan bir şey var mı, arka plan ışığı, ortam ışığı falan, tamamen bunları otokontrol denetleyen bir algoritma yazılmış vaziyette. Onlardan herhangi birinin geçerliliği yoksa çalışmayı başlatmıyor. Yani dolayısıyla onlardan veri alınabilecek şekilde ise süreç çalışmayı başlatıyor. Dolayısıyla geçerliliği de çok yüksek oluyor. Çünkü önce o kamera görüntü onayını aldıktan sonra bu sefer kalibrasyon ekranına atıyor sizi. Kalibrasyon ekranında da hatta orada da iyileştirme yapıyoruz beraber. Belirli bir sırayla görüyorsunuz, ekranın tamamında beliren noktalar görüyorsunuz. Hani bu Tobii'nin süreçleriyle karşılaştırdığınızda çok uzun süren bir şey. Neredeyse 60 noktadan kalibrasyon verisi alıyor. Orada da önerdik. Yani kullanıcının bir sonraki noktanın nerede çıkacağını bilmesi kalibrasyon açısından bir sorun yaratabilir. Çünkü ben 12. noktayı gördüğümde 13.'nün nerede çıkacağını biliyorum. Hani bunu randomize etmek, süresini kısaltmak, haritayı daha hızlı toparlamak mümkün mü gibi geri dönüşlerde bulunduk. Onun üzerine çalışılıyor. Tamamsa, yapay zeka işlemeye dair ikna oluyorsa süreç devam ettiği için %90'ın üstünde geçerliliği var çalışılabilen noktada.
Bu noktada dediğim gibi yani biz şey ufak bir ekibiz. Böyle de network'imizi genişletebildiğimiz için de çok memnunuz. Hani ortak birçok çalışmaya çok hevesli ve açığız. Sizlerin deneyimlerinden de çok faydalanmak isteriz. Onu da ifade etmek isterim. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Alp, teşekkürler Yeliz Hocam. Umarım bir dahaki sene belki de beraber gerçekleştirilen çalışmaların bulgularını, sonuçlarını dinleriz burada. Çok da hoş olur. Son katılımcımıza ben mikrofonu vermek istiyorum. Cansu Şahin Kölenmen. Cansu, Beykoz Üniversitesi öğretim görevlisi olarak çalışıyor. O genç bir akademisyen adayı. Şu an doktorasını yapıyor Bahçeşehir Üniversitesi. Eğitim teknolojileri, yanlış söylüyorsam düzeltirsin. Doğrudur. Onunla da işte yine böyle bir etkinlik vesilesiyle tanıştık. Kendisi görme engelli bireyler için erişilebilir, açık ve ücretsiz bir öğrenme platformu geliştiriyor. Ve bu konudaki uzmanların görüşlerini almak istiyor. Ben topluluktaki arkadaşların da destek verebileceğini düşünüyorum. O yüzden bir kulak verelim, anlasın bize platformu. Sanırım belli bir seviyeye de geldi. Evet. Çok da merak ediyorum. Seni dinliyoruz. Çok teşekkür ederim. Şey olarak paylaşıldı mı? Yoksa... Geldi. Evet, ilk ekranı alıp tamam. Sunum moduna geçince. Geçti mi hocam? Yok, geçmedi. Tamam. Sanırım şu an şimdi, geçmiş olması lazım. Evet, oldu. Ama böyle yapınca da direkt akıyor bende. Öyle ayarlı. Peki tamam. Hocam, istersen şey yap. Ekranını büyütüp biraz. Tamamdır. Merhabalar. Öncelikle çok güzel bir kongre oluyor. Verimli bir kongre geçiriyoruz ve bu kongrenin bir parçası olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Ben bu oturumda sizlere doktora tezim sürecinde yürüttüğüm çalışmamı anlatmak istiyorum. Burada görme engelli bireyler için erişilebilir açık ve ücretsiz öğrenme kaynaklarıyla eğitimde fırsat eşitliği sağlamayı hedefliyorduk. Bu çalışmaya başlamadan önce aslında nicelik olarak ne kadar bir düzeyde hedef kitlemiz var onu incelemiştik. Ve burada da Dünya Sağlık Örgütü'nün ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine baktığımızda dünyada toplamda 2.2 milyar, Türkiye'de ise 282 bin görme engelli bireyle karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Farkına vardık. Öğretmen kökenli olduğum için de bu kadar düzeyde sayıca fazla olan görme engelli bireylerimizin eğitimde fırsat eşitliğinizi göz ardı etmemiz gerektiğini düşündüm. Ve bu yüzden de biz bilgi ve iletişimin gelişmesiyle birlikte artık bu teknolojilerin gelişmesi, bilgi sadece bizim bir tık ilerimizde olduğunu düşünerekten web erişilebilirliğinin ne kadar artık hayatımızın içerisinden olduğunu ve göz ardı edilmemesi gerektiğinin kararına vardık ve bu yolda bir çalışmaya başladık. Bu çalışmamızdaki amacımız şu şekildeydi bizim aslında. Görme engelli bireyler için erişilebilir açık ve ücretsiz öğrenme platformunun tasarlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi. Biz bu aşamada araştırma sorularımıza şu şekilde yön verdik. Görme engelli bireyler için açık ve ücretsiz öğrenme platformunun tasarım özelliklerinin ne olması gerekiyor? Bu aşamada biz ne yaptık peki? Öncelikle ihtiyaç analizi ve hedef kitle analizi yaptık. Burada konu alanı uzmanlarıyla ve görme engelli bireylerle görüştük. Buradaki bir kişi bilgiye erişim web ortamından bir bilgiye erişmek istediği zaman ne aşamada zorluk çekiyor? Nelerde? Formlarda mı? Tablolarda mı? Görsellerde mi? Burada yaşadıkları deneyimleri bize anlatmasını istedik. Uzman görüşü olarak da bana farklı bir perspektiften Cansu şunlara dikkat etmen gerektiği söyledikleri birçok görüşmeler gerçekleştirdik ve bunun düzeyinde artık bir platformumuzu geliştirmeye başladık. İkinci hedefim olarak da burada ben görme engelli bireyler için geliştirdiğimiz erişilebilir ve açık ücretsiz öğrenme platformunun kullanılabilirlik düzeyine bakmak istedik. Burada da platformun etkililik düzeyi, verimlilik düzeyi ve kullanıcının memnuniyet düzeyini inceledik. Aslında şurada bir tasarım geliştirme aşamasındayız ve birinci pilot çalışmamızı yaptık. Birinci döngümüzü, tasarım geliştirmemizin birinci döngüsünü tamamladık. Ve burada biz kullanılabilirlik testinin artık yaklaşımlarına baktığımız zaman da deneysel yaklaşım yani kullanıcı testini bununla birlikte uzman görüşünü yani
uzman yaklaşımı olarak geri bildirimler aldık. Etkinlik ve verimlilik dediğim zaman da aslında şundan söz ediyorum. Etkinlik kullanılabilir testinde etkinlik bir görev formumuz var ve ben bu görev formunu işte kişiye şu örneğin siteye giriş yapınız ya da kayıt olunuz dediğim zaman bu verdiğim görevi tamamlayıp tamamlamadığını ve buna göre oluşturduğumuz artık rubriğimizde tam bu başarılı, başarısız ya da kısmen başarılı olarak işaretleyip ona göre bir sonuç elde ediyoruz. Verimlilikte ise ben verdiğim görevi kaç tıklamada ve ne kadar zaman içerisinde yaptı? Yani aslında amacımız burada bizim Biz normal görme engeli olmayan bireyler olarak bir bilgiye ulaşmak istediğimizde ne istiyoruz artık? Hız tutkunu haline gelmişiz ve hemen o bilgiye erişmek istiyoruz. Burada da görme engelli bireyler için erişmek istedikleri bilgiye ne kadar minimum sürede erişmesini sağlamak için uğraşıyoruz. Burada açık, ücretsiz gibi kavramlar kullanıyorum. Çok uzun yıllarda uzaktan eğitimde çalıştım ben ve o yüzden de bunun uzaktan eğitimin yaşam boyu, 21. yüzyıldaki yaşam boyu öğrenme becerilerine dokunmak istiyoruz buradaki bir hedef kitlemizin de. Burada kitlesel kavramı bizim için önemli. Nedir buradaki amacımız peki? Platforma katılan öğrenenlerin sayısı olarak tanımlanıyor ve işte biz burada hedef kitlemizi daha da genişletmek istiyoruz. Açık dediğimiz bireyle herhangi bir ön koşul aramıyoruz. Yer, zaman, mekan gibi olmasının haricinde bununla birlikte fiziksel bir beceri ya da zihinsel bilgi düzeyinde bir ön koşulumuz aramıyoruz onda. Çevrim içi zaten bizim artık online olarak bütün internet ortamından bilgilerimizi ya da ders notlarımızı servis edilmesi anlamına geliyor. Buradaki derslerimizde diğer ders sayfamızı açtığımız zaman buradaki kayıt sürecini, başlangıcını, bitirişini, ölçme değerlendirmenin nasıl yapılacağına dair daha doğrusu bizim için bir syllabus oluşturmamız. Burada bizim görme engelli bireyler için erişilebilir ve açık öğrenme platformumuzu geliştirdiğimizde ilk sayfamız böyle bir sayfayla karşı karşıya kalıyoruz. Aslında biz burada hem az gören hem de kör bireylerimize dokunmak istedik. Bu yüzden de bizim bir bu açık hali şu anda erişilebilirlik bir menüsü geliştirdik. Buradaki klavye navigasyonunun olması ve okuyucunun olması. Yani kendi sayfamıza has bir okuyucu geliştirdik. Bana burada diyebilirsiniz ki Cansu zaten yardımcı teknolojiler olarak okuyucuları var. Bunun ne gibi bir farklılığı var? Bunun süreç içerisinde sayfada gezinirken farklı noktalarda kullanıcılara sesli geri bildirimler verdiriyoruz. Örneğin burada ana sayfaya geldiği zaman sayfalar arasında gezindiğimizde bazı kullanıcılar bana şunu söyledi. Hani olduğum sayfayı bazen karıştırabiliyoruz ya da kalkıp geldiğimiz zaman o sayfanın nerede bulunduğumuzda başka bir sayfaya geçip geçmediğimiz konusunda bu sayfalar arasında geçiş yaptığımızda bulunduğu sayfanın bize sesli yönlendirilmesini yapıyor. Bunun haricinde mesela derslerimizde burada bir video kısmı var. Video kısmı tamamlandığı zaman sesli bildirim veriyor. Ya da ölçme değerlendirme sürecinde sesli olarak burada kendi sayfamıza has geri bildirimler verdiği noktalar var. Bunun haricinde klavye navigasyonu tamamen klavye erişilebilirliğine sağlayan bir buradaki seçeneğimiz mevcut. Bununla birlikte renk kontrastı, metin boyutu, bağlantı içerikleri ve yakınlaştırma gibi özellikleri mevcut. Tamamen buradaki aslında metini büyütme boyutu, bağlantıyı vurguladığı renkli ya da imlecin rengi tamamen buradaki kullanıcılardan aldığımız geri bildirim noktasında. Örneğin beyaz bir imleç olması ya da siyah bir imleç olmasının alternatif olmasındaki amacımız şu oldu. Bembeyaz bir ekransa ben buna beyaz buradaki imleçle ya da okla gezindiğim zaman oradaki oku kaybedebiliyorum. O yüzden bana bunun bir alternatifi gerekli dediklerinde böyle bir seçenek sunmayı hedefledik onlara. Buradaki menümüzün haricinde sayfamıza baktığım zaman aslında amacımız şuydu bizim. Bahçeşehir Üniversitesi'ndeki hocalarımızın ders içerikleri ya da kendi alternatif ürettikleri dersleri biz video ortamında Greenbox stüdyolarında ya da bulundukları ortamlarda çekiyorlar ve biz bunu artık public hale getirip herkesin erişilebilir olarak
hale getiriyoruz. Ve buradaki aslında biz Udemy gibi bir sayfamızın kendi üniversitemiz tarafından olmasını hedefledik. Buradaki kategorilere baktığımız zaman ise işte hukuk fakültesine, tıp fakültesine, eğitim fakültesi, tamamen kendi fakültelerimize has ders içeriklerimiz mevcut oldu. Burada en önemli özelliklerinden sayfalarımızın mesela bizim yardım sayfamız var. Hem burada hem de aslında kapalı olarak gördüğümüzde sağ üst köşemizde bir yardım sayfamız mevcut. Ama bizler de baktığım zaman bir web ortamını kullanmaya başladığımızda yardım sayfasına erişmek ve burada ne gibi bize sıkça sorular sorulan kısımlarına bakmak en son aklımıza gelen şeylerden biri oluyor. Biz o yüzden bu sayfada artık erişilebilirliğe dair Access Key özelliğini en çok vurguladığımız kısımlardan bir tanesi oldu. Burada o ekran okuyucuları, yardımcı teknolojilerimiz oradaki alanlara geldiği zaman, örneğin işte giriş sayfasına ya da erişilebilirlik menüsüne geldiği zaman buradaki sayfaları ya da o butonların nasıl kısa yol, klavyeden nasıl kısa yollarını bize oradaki ilgili yeri okuduktan sonra bir de kısa yollarını söylüyor. Ya da mesajlarım sayfasına geldiği zaman buradaki hangi klavyeden bu sayfaya direkt erişebileceğim noktasında bir özelliği mevcut. Bununla birlikte uzman görüşlerinden şöyle bir önerilerde bulunduruldu. Buradaki region alanları, yani oradaki bölümlerin bitmiş olması, örneğin ya da body kısmının, header kısımlarının işte bittiği zaman bunların geri bildirim olarak işte ekran okuyucularından belirtiliyor olması ya da içeriği atla kısımları bizim için oluşturduğumuz ders sayfalarında hemen göstereyim. Buradaki ders sayfalarımızda, dersin içerisinde syllabus'ı dediğimiz kısımlarda çok önemli hale geldi. Burada ekran okuyucu yardımcı teknoloji olarak okumaya başladığı kısımda her kısmı okuyor. Burada da direkt metin bir alanımız mevcut ama biz sadece artık buradaki ne öğreneceğim ve buradaki derslerin içerisine ulaşmak için orada içeriği atla bizim CSS kodumuz, can kurtarıcımız oldu. Burada form alanlarımız sayfamıza giriş yaparak ve kayıt olarak buradaki içeriklere, derslere erişebiliyoruz. Önemli olan kısımlardan bir tanesi kaydol ve giriş kısımlarda bizim hem az gören hem de görme engeli, totalde görme engeli olan bireyler için farklı alternatifler sunuldu. Örneğin işte e-postasını atladığı ya da şifres kısmında bir sorun yaşadı. Bunu hem yazılı olarak işte lütfen e-postanızı giriniz ya da işte e-postanızı atladınız şeklinde sesli bir geri betimleme yaparak kişiye, kullanana bir geri bildirim veriyoruz. Bunun haricinde artık sayfaya üye olduk ve bununla birlikte derslerimize başlıyoruz. Buradaki amacımız mesela burada birçok sayfamız ve dersimiz olabilir. Aslında sayfaya girdiğimiz zaman klavye erişilebilirliği noktasına baktığımızda ilk odaklandığı, fokuslandığı nokta bizim için burada klavye erişilebilirliğinden dersi başlat kısmı oluyor. Zaten dersi başlat kısmına yani buradaki alana geldiğimiz zaman her bir görsel ve dersler açıklamalı olarak, resimler açıklamalı olarak belirlendiği için hangi derste olduğu, örneğin girişimcilik dersi deyip sonra dersi başlatmak isteyip istemediğini bu şekilde ilerleyebiliyoruz. Burada söylemiştim. Bunun haricinde artık biz bu derslere giriş yaptığımız zaman videolu içeriklerimiz var. Buradaki videolu içerikler biz MOOC'u tasarlarken MOOC'ların birçok çeşidi var ve biz burada geleneksel MOOC yaklaşımını tercih ettik. Buradaki amacımız her zaman açık uzaktan eğitim sürecinde bu pandemiyle baktığımız zaman neyi öğretti bize? Birazcık da içerikle etkileşimi öğretti. Etkileşime baktığımızda hep aklımıza şey geliyor, kişilerin etkileşimi, öğretmen-öğrenci etkileşimi geliyor. Ama biz bu noktada bir de öğrendik ki içerikle etkileşim var. İşte burada zaten hem YouTube'dan entegre gibi de düzenlenebiliyor bu sayfalar. Ya da onun haricinde YouTube içerisinde kullandığımız klavye, buradaki erişimi aynı şekilde burada da düzenlendi. Ve buradaki her bir butonun üstüne geldiğimiz zaman ileri, geri, işte süresi, yakınlaştırması gibi her biri sesli olarak betimlendi. Ve bununla birlikte
şu sağ sarı olarak belirttiğim kısımlarda da örneğin video tamamlandığı zaman diyor ki dersin içi ismini okuyor. 2,5 milyon TL bla bla kişi videosu tamamlandı şeklinde söylüyor. Ve burada da aslında şu sarı renkli olarak çizilmemizin sebebi de az görenlerin işte ben nerede olduğumu karıştırabiliyorum ve buradaki biten kısmı bana göstermesi, vurgulanması gerektiği için. Böyle bir vurgulama yaptık. Fakat bu sayfada kalıcı olarak kalmıyor. Buradaki sebebimiz de şuydu. Fazla aslında fosfor, neon renklere kaldığı zaman işte kişi gördüğü zaman gözde titreme oluşuyormuş. Ve bunu biz anlık olarak belirtiyoruz ve sonra sayfamızda çıkıyor. Burada erişilebilirlik menüsü her sayfada entegre halinde. O yüzden de o ilk başta gösterdiğim sayfa özellikler tüm sayfalarda kullanılabilir halde. Ben bu bölümlerin tamamen dersimin içeriğinin buradaki bölümlerini tamamladım. Ve sonrasında artık bir ölçme değerlendirmeye tabi tutuluyorum. Burada peki neden? Sarı Bahçeşehir Üniversitesi tarafından bir sertifikasyon verildiği için. Burada ilk başta sınav yönergesi var. Sınavı başlat dediğimiz zaman kişiden tekrardan bir onay istiyor ki sınavı tekrardan başlatıp başlamadığına dair bir pop-up menüsü çıkıyor. Aynı şekilde bu pop-up menüsünde yine klavyeden müdahale etme imkanı oluyor. En çok aslında kullanıcılardan ben aldığım geri bildirimler de bu oldu. Çünkü pandemi sürecinde kişiler çevrim içi ölçme değerlendirmeye tabi tutulduğundan dolayı yaşadıkları zorlukları o kadar fazla deneyimlerini anlattılar ki buradaki sayfayı şekillendirme konusunda çok büyük bir yardımcı oldular bana. Burada da ne gibi bir özellikleri var? Burada işte bizim aslında kendi sesleri... okuyucumuzu entegre etmemizdeki amaçlardan en önemlisinden biri şu oldu. Kalan süreyi, örneğin sınavı süresini, kalan süreyi bize 15 dakikada bir belirtiyor. İşte şu kadar süreniz kaldı. Ya da ben bunu kendim öğrenmek istiyorum. Ne kadar süremin kaldırdığında klavyeden kısa yolla CTRL-Z yaparak oradaki kalan süremizi bize sesli bir şekilde okuyor. Bunun haricinde bütün sayfamızdaki işte ölçme değerlendirmemizdeki sorular tek sayfa halinde geliyor. Çünkü soruların next diye şeklinde farklı sayfalara geçtiğimiz zaman öğrenenlerde süre kaybı, buradaki zaman konusunda çok büyük sıkıntı yaşadıklarını söylediler. O yüzden de bu tek sayfa halinde ardışık bir şekilde gelmesini sağladık. Bununla birlikte soruyu okuyor, evet, şıkları da okuduktan sonra işaretleme yaptığı kısımda ne diyor? İşte öğrenene geri bildirim olarak şu şıkkı, örneğin A şıkkının işte girişimcilik bilmem ne bu şıkkı işaretlediğiniz şeklinde geri bildirim veriyor. Tamamen sorular arasındaki geçişleri tap tuşuyla sağlıyoruz ya da shift tap tuşuyla geri alabiliyoruz. Bunun haricinde de şıklar arasındaki gezinmeyi de aynı şekilde sağlayabiliyoruz. Ya da biz herhangi bir soruyu boş bıraktık. Yine kişiye şöyle diyor, işte soru bir, şu soruyu boş bıraktınız şeklinde geri bildirim veriyor. Ondan sonra diğer soruya geçip okunmasını sağlıyor. Bu şekilde bir ölçme değerlendirme sayfamızı düzenlemiştik. Burada yine en son artık kişi her zaman içerikle karşı karşıya kaldığı zaman bazen sistemsel bir sorun oluyor, bazen öğretimsel bir sorun oluyor. Ve bu noktada da artık ulaşması gereken biri olduğunu düşündüğümüzden dolayı bir de artık tamamen sistem yöneticisine ve ilgili o içeriği üreten hocasına ulaşması için bir mesajlarım sayfasını oluşturduk. Burada da direkt fokuslandığı nokta yine kısım. Mesaj yaz kısmı çok basit olarak sadece kişi sistemsel bir problem yaşadığını ya da öğretimsel bir problem yaşayıp yaşamadığını seçtikten sonra ilgili mesajını yazıyor ve bu şekilde mesajı gönderilmiş oluyor. Eğer sistemsel bir mesaj yazıyorsa tamamen işte bilgi işleme yönlendiriliyor. Öğretimsel bir mesajsa o içeriği üreten hocamıza direkt mesajı düşmüş oluyor. Bu şekilde birinci bir tasarım geliştirmemizin sürecinde ilk artık bir döngüyü tamamladık ve iyileştirmelerini yapıyoruz. Artık ikinci döngümüze de dönem içerisinde geçmiş ve tekrardan kullanıcı testlerini yapmaya devam edeceğiz tüm iyileştirmelerimiz bittikten sonra. Böyle bir doktora tezi yürütme aşamasındayım. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.
Biz teşekkür ederiz. Heyecanının baki olmasını diliyorum ben akademik süreçlerde. Her tike girdiğim zaman jürimden aldığım geri bildirim bu oluyor hocam. Aynı heyecan her zaman devam etsin. Çok belli oluyor sanırım. Genç arkadaşlara, araştırmacılara ihtiyacımız var. Oturumun başında da söylemiştik. O yüzden seni burada ağırlamak bizim için bir keyif oldu. Şeyi hiç merak ediyorum ben. Bu erişilebilirlik menüsünü Bahçeşehir Üniversitesi'nin kendi üniversite web sitesine entegrasyonu gibi bir şey düşünüyor musunuz? Sürdürülebilirliği açısından evet. Sonrasında bir proje olarak bunu devam ettirmek istiyoruz. Doktora tezim bittikten sonra artık bunu kendi web sayfamızda da bir proje halinde yazıp oranın da erişilebilirliğini sağlamayı düşünüyoruz. Peki. Teşekkürler. Var mı arkadaşlar sorumuz? Ben sorabilirim hocam. Buyurun lütfen. Son iki dakikamızmış bu arada. 30 dakikalık bir ekstra kullandık. Galiba şey oturumda şey yapılacak, bitecek yavaş yavaş. Şükrü hemen alalım senin sorunu. Tabii hocam. Kısa yolları belirlerken özellikle dikkat ettiğiniz noktalar oldu mu onu merak ettim. Yani evet. Uyum açısından diğer uygulamalarla falan. Uyum açısından şu şekilde aslında birçok tarayıcıda denedik ve buradaki kısa yolları belirlerken bazen de bu kısa yollara baktığım zaman örneğin işte yer imi bu kısmını sekmesini açıyor. O yüzden de en bizim için bütün tarayıcılara uyabilen halini oluşturmaya çalıştık. O yüzden de alt ve rakamsal olarak bize bir alternatif sundu. Bütün artık araştırmamız sonucunda bu şekilde belirlemeye karar verdik. Yoksa harflerle bir kombinasyon denediğimizde farklı farklı sonuçlar çıktı. O yüzden de o tarayıcılara uygun hale getiremediğimizden yani özellikle seçilmiş bir kısa yollar oldu hocam. Kontrol Z'den bahsetmiştiniz. Sanırım saati tekrarlamak için sanırım. Kontrol Z hani farklı amaçlar için kullanıldığı için hani orada bir... Evet kesinlikle. Oradaki şuradan aslında kastettiğimiz time ya da zaman konusunda akılda kalabilir bir şey olduğundan dolayı çıktık. Aslında bunu test ettiğimiz zaman hangi tarayıcıydı hatırlayamıyorum ama Kontrol Z'ye bastığı anda farklı bir şey çıkıyor. Onu da artık biz ikinci döngüde yine farklı bir versiyonu dönüştüreceğiz diye düşünüyorum. Bol şanslar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Peki, oturum şimdi kapanabilir. O yüzden uzatmaya çalışıyorlar süreyi ama biz yine de kapatma faslına geçelim. Yarım saat uzattık ama çok keyifli, çok değerli sunumlar, aktarımlar dinledik. Bunun bir başlangıç olmasını diliyorum. Beni kırmayıp bu değerli etkinliğe katkı sağlayan tüm hocalarıma, katılım üzere teşekkürü borç biliyorum. Etkinliğin düzenlenmesinde başta Özhan Kalaç olmak üzere bizim oturumumuzda Süleyman Doğan'ın da çok büyük emeği var. Onlara da teşekkür ediyorum. Bu çalışmaların da sayısının artarak sürmesini diliyorum. İletişimimiz sürecek zaten. Bu şeyi de uyarısını yapayım. Bunun YouTube'da yayını yapıldı. YouTube'da da kalmasını arzu ediyorlar. Herhalde sizlerin bir itirazı yoktur diye düşünüyorum. Değil mi? Buradaki konuşmaların. Çünkü gelip izleyemeyenler için de sonradan tekrar gelip izlemek istediği zaman bu içerikle baş başa kalmak mümkün olsun. İhtiyaç da var zaten. Çok zihin açıcı konular anlatıldı. O izinleri de aldık sizden diye düşünüyorum değil mi? İzninizle paylaşılmasını sağlayacağız. Peki. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere diyorum. Evet. Sağlıcakla kalın. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz hocam. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkürler. Görüşürüz.